İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki be. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Züleyhan Hasgül, 27 yaşında ve 4 yıllık evli. Gaziantep'li olan gelinimiz güzellik uzmanı. Aslı Ünel'le Gelin Evi haftanın finalinde Gaziantep Kalesi'nin tam altında Züleyhan gelinin verdiği konumda böyle gördüğünüz gibi güzel gelinlikler giyerek haftanın finaline hazırlandı gelinlerimiz. Şu anda burada çok ciddi bir trafik var. Tabii ki böyle güzel gelinlikli gelinlerimi görünce Antep trafiği biraz sıkıştı diyebiliriz. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Ay ben de çok heyecanlıyım. Bakar mısınız şunların şıklığına? Daha ne olsun, şimdi programımız başlıyor değerli izleyenler. Züleyhan gelin bizi bekliyor. Şimdi onun yanına gideceğiz. Lakin öncesinde neyi hatırlayalım? Bir hafta boyunca Gaziantep'li gelinler birbirlerine kaç puan verdiler? İlk gün sendeydik. Ben 11 puan aldım. Evet, sen bir tane? 11. Sen? 6. Sen? 9. 9 puan. Peki Züleyhan gelin bakalım bugün sizlerden kaç puan alacak? Ay benden bir 10 puanı kaptınız gelinliklerle gelerek. Şimdi gidiyoruz buluşmaya. Burası Kiram bu arada. İlk evlendiğimizde benim zannediyordum. Bir sene boyunca da böyle biliyordum. Beni biraz kandırdı. Klasik mi, avantgard mı, spor mu olduğuna pek anlam veremedim açıkçası. Bu mobilyaları avantgardla yakınlaştırdıysan zaten... İnternetten ne görürse onu evlerine kopyalamaya, yapıştırma yapmayı öğrendikleri için... Çok değişik mobilyalar böyle geliyor olabilir. Çocuk sandalyesi gibi duruyor. Sığmıyorum ki zaten. Kilondan dolayıdır. Ortaya geç, saç başa girin artık o zaman. Bu seni ilgilendirmez. Ne alakası var? Biz öğrencilerin değiliz, tamam mı? Bize öğretemezsin. Öğrencilerin bile senden daha zeki. Full konsantre gidiyor. Makine işini bilmiyorsun tatlı. Okuduğum için bilmiyorum. Okudun diye kendini adam mı sanıyorsun? Ben bu konuda çok haksızlığa uğradım. Heba ettiniz. Ay fazilet bir şey gördüm. Evet. Bir dakika. Dişlerini günde kaç defa fırçalar? Bir defa. O da benim sorum. Az sonra. Aslı Hanım, gelinler, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Burada oldu da oğlum. Nasıl ama herkes böyle? Evet, sürpriz gelinlikler yaptık içinde. Size sürpriz evet, yaptık böyle. Çok bayıldım. Ne güzel oldu böyle. Evet. Hep görmek istediğim manzara Gaziantep'te nasip oldu bize. Nasıl güzeldi kardeşlerimiz. Sizin için ayarladım. Folklor ekibimiz Gaziantep'te, Gaziantep tepsili. Gaziantep Ay, Kalesi'nin önünde böyle folklor ekibimizi. Vallahi ben ayaklarınıza sizi sağlık. Alkışlamak istiyorum. Şahaneydiniz. Gerçekten genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Şöyle bir ortada bir davul show görsek mi, ne dersiniz? Biz de neydi o, ya ya mı diyorduk? Evet. Dur geleyim mi aranıza? Yapalım mı? Yapalım. Nasıldı? Ya! Ya! Yeah, ya! Yeah, yeah.
Muhteşemsiniz. Vallahi kalbimi bırakıyorum size. Harikaydı. Harikaydı. Çok iyiydi. Nefissiniz ya. Yaşasın gençlik. Helal olsun. Geleneklerimizi taşıyorsunuz bugünlere. Halk oyunlarımız da bunlardan bir tanesi. Ve bu güzel değerli sembolün tam ortasında Gaziantep mozeyinden hazırlanmış çok güzel bir yerde bize karşılama yaptın. Sana tekrar teşekkür ediyoruz hep birlikte, değil mi? Ben teşekkür ederim bütün kızlara. Peki şimdi ne yapıyoruz Leyhan? Sunuma geçiyoruz. Hadi geçelim o zaman. Biz sunuma gidiyoruz. Buyurun. Ben kaledeki karşılamayı çok beğendim. Zaten gelinlik giymeyi çok seviyordum. Bir kez daha gelinlik giymiş oldum. Ekibimize de çok çok teşekkürler ediyoruz. Şahane bir şovdu gerçekten. Çok güzel burada bizi beklemişler. Harika bir sürpriz yapmışlar. Vallahi çok teşekkür ediyorum Ramazan gününde. Sağ olsunlar, var olsunlar kardeşlerime. Şimdi sen de burada böyle bir hazırlık yapmışsın. Bu nedir? Sunumumu burada yapmak istedim. Gelinliklerimizi böyle giymişken size. Evet. Antep özgü mırra ve Antep özgü lokumluklarla burada Antep'in yine bakırıyla yapılmış sunumluğumu size kahvelerimi ikram etmek istiyorum. Neydi bu, mırra mı? Mırra fincanı. Mırra fincanı. Peki mırra da burada galiba. Evet, yapımı o kadar zor yaptım ben. Nasıl? Şöyle kısaca bir anlatayım. Kahve çekirdeklerini birkaç defa kavuruyoruz. Onu havanda dövüyoruz. Dövdük. Sonra 3-5 defa kaynatıyoruz kakule ile birlikte. Aa. Evet. Vay be, o kadar zormuş ya. Çok zor. Evet. Meşakkatli şeyler de. Evet. Güzel olur ve nadir olur. Evet, şöyle doldurmak istiyorum tamam, izniniz olursa. Böyle fincanın birazına doldururuz zaten, tamamen doldurulmamış. Oo. Bakayım şöyle. Evet. Bu şekilde. Evet. Bunun ben şeyini biliyorum galiba, hani ikram edildiğinde bir kere de içmek gerekiyormuş. Kesinlikle. O yüzden zaten fincanın dibi şey birazcık konur. Peki yani bir kere de bitiremezsek sıkıntı mı var? Ne oluyor? Yok ama Antep'in beyleri, ağaları bunu böyle tek seferde dikerler. Diyorsun. Yemekten önce mi, yemekten sonra mı? Nasıl isterlerse. Yemekten önce genelde içerler. Yemekten önce mi? Evet. Ay, mideye dokunmaz mı? Alışkınlar demek, şimdi artık zaten çok acı olduğu için içilmiyor ama geleneklerinde böyle. Aynen öyle. Öyle. Vallahi çok güzel. Gaziantep'teyiz ve haftanın finalindeyiz ve mırrayı gördük. Gerçekten çok da hoşumuza gitti. Evet. Sunumu gelinlerim nasıl buldular? Senden başlayalım mı? Ben çok beğendim sunumu. Selvihan'cığım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim canım. Peki. Ben de çok beğendim. Eline sağlık. Değişik bir güzel bir şey olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Ellerine sağlık. Evet. Ben de beğendim aslanım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim kızım. Karşılamayı da beğendiniz. Sunumu da beğendiniz. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi sen dedin ya biraz önce sizi böyle gelinliklerimizle karşıladık. Evet. Seninki ama nişanlık galiba. Benimki kınalık bu arada. Nişanda da olur. Evet olur. Kınamda mor ve yeşil arasında kalmıştım. Bugün benim günüm. Kızlara gelinlik giydi. Ben de böyle renkli giyinmek istedim. Yalnız farkında mısınız? Mor paranın rengidir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Mesajı vermiş evrene. Ve kadının. Ve kadının. Bütün kadınları çok seviyorum. Kızları gerçekten seviyorum. Kadının rengi rengi mor. Ben mor rengine bayılıyorum. Bak bunu da senden öğrendik. Evet. Kadının rengi mordur. Kadının peki temsili. O zaman çok yakışmış. Şimdi bu modelin ismi ne mesela kızlar? Bunlar prenses mi? Prenses. Evet. Prenses. Benim de prenses. Ben iki tarlantansız A kesim. A kesim. Evet, seninki kolsuz, modern, hafif, rahat. Aynen. Seninki biraz ağır mı? Ben prenses gibi olmak istedim. Ben hayallerim de zaten prenses. Şurada bir döner misin? Şurada bir dön. Dön şöyle bir görsünler. Efendim, incikli boncuklu. Çok da güzel başını kapatmışsın. Bir alkış alalım mı gelinimize? Gel bir tanem. Aynı şekilde alkışlar Aynur gelin için. Fazilet gelin için alkışlar. Kollar çok hoş değil mi? Kollarda böyle bir apolet havası var. Çok yakışmış. Yine ışıl ışıl. Ay maşallah kızlarıma. Seni de böyle alalım. Ve altını çok seven, altını çantasında taşıyan bizim ne köyüydü? Savcılı. Savcılı köyünün kızı. Yine benim güzel gelinim. O da çok böyle taşlı tuşlu. Sen yalnız takıları takmışlar sana düğünde. Siz henüz sana da takmışlar. Peki o zaman ev sahibimi de ben getireyim şöyle. Bugünkü ev sahibimi de ben getireyim.
kadının rengi, paranın rengi. Efendim hem nişanlık hem kınalık. Dön bakalım şöyle. Dön 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 dön. Züleyhan gelin şahane ama ben sizi de görmek istiyorum Aslı Hanım. Ben hemen göstereyim efendim kiloluların rengi. Hayır estağfurullah. Kilo olanların rengi. Şöyle bir dönelim efendim. Dönelim. Çok dertli. Şimdi biz buradan evimize geçelim mi artık? Geçelim artık. Bir salon yorumu yapalım. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Ver elini. Evimizdeyiz. Gaziantep haftasının final gününde Züleyhan gelinin evindeyiz. Uzun koridordan süzülerek soluğu salonda alıyoruz. İnsanın ruhuna iyi gelen toprak tonlarında modern bir salon. Siyah, beyaz ve goldu buluşturan şık bir mutfak. Ve country dekorasyonuyla gelin evine enerji katan bir yatak odası. Züleyhan'cığım, çok güzeldiniz. Hepinize bayıldım. Tabii ki evimize geldik, üzerimiz değişti. Sen kına gecesi moduna girdin. Tersten, değil mi? Düğünden çıktım, gelinimi dedim. Bu sefer bindallımı giydim. Çok yakışmış. Şenay ev sahibinden güzel olma iddiasını bugün de sürdürüyor. Güzel olmuş. Evet, Şenay gerçekten... Amacım gerçekten ev sahibinden rol çalmak değildi. Aslında benim bugünkü kıyafetim farklıydı. Fakat biraz eşimde şey oldu, kıskançlık yaşadım. Sabah 8'de gittim, mecbur bunu almak zorunda kaldım diye. O derece. Evet, gelin evinin konsepti kaftan olduğu için Şenay yine kaftan giymiş. Şenay bir şöyle ayağa kalk bari, kaftanını görelim. Antep'te genellikle bu tarz düğünlerde, kınalarda bunu giyiyoruz dön yani. Dön bebeğim dön. Hey maşallah kızımıza. Maşallah gelinliği de pek bir afilliydi. Evet. Onu ben da özel severim. Seçtin değil mi? Ben severim. Severim abartıyı diyorsun. Resmen benim için yaratılmış. Peki çok güzelsiniz hepiniz. Biraz daha seni tanımak istiyorum. Kaç yaşındasın, kaç yıllık evlisin, kocan ne iş yapıyor, sen ne iş yapıyorsun? Güzellik uzmanıyım. Güzellik salonum var, 27 yaşındayım. Eşim de 39 yaşında, hı-hı, 12 yaş büyük benden, hı-hı, bir fabrikada kimyagerlik yapıyor. Ay çok güzel. Peki evet. Aslen nerelisiniz? Ben Gaziantep'liyim, eşim Maraş Pazarcıklı. Ha. Evet. Ay çok güzel. Yakın aslında, çok yakınsınız. Evet yakın ama burada yaşıyorlar, burada tanıştık. Buradan Maraş'a da sevgilerimizi evet gönderelim. Selam söylüyorum. Peki hediyeni aç bakalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rahmet ettiniz. Rica ederim. Çok tatlılar. Göster bakalım. Çok güzelmiş. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Çay fincanı olarak inanılmaz güzel. Çok çay, teşekkür ederim. Çay, kahve ne istersen hayatım. Çok zevklisiniz. Güzel günler. Teşekkür ederiz. Hediyemi bu size vereyim mi? Sağdan evet, bir yere koysunlar. Evet, hemen salon yorumuna geçelim. Sunumunu zaten o muhteşem karşılamasında görmüştük, değerlendirmiştik. Yalnız Gaziantep'in merkezinde de, eski Gaziantep'in merkezinde efendim trafik kilitlendi tabii böyle güzel gelinleri görünce halk biraz şaşırdı. Bu arada inci sevdiğini tahmin ediyordum. Evet, kıyafetlerinde de. Kıyafeti de full inci. Evet, böyle şık olmak istedim. Bugün diğer günler çok güzel. Daha klasik giyindim. Peki. Bugün biraz daha sizin için şık olmak istedim. Evet, veda ediyoruz biz bugün Gaziantep'e. İçimiz biraz tabii ki vallahi buruk. Ama 50 bin TL'yi bugün vereceğiz. Altın kolyemizi vereceğiz. Çok da heyecanlıyız açıkçası. Bakalım büyük ödülümüz 50 bin TL'nin sahibi hangi gelin olacak? Göreceğiz. Şimdi salon yorumuna geçelim mi? Geçelim. Salon yorumundayız. Züleyhan gelinin salonu Antep'te 4 gündür gördüğümüz evlere göre oldukça modern ve spor. Gelinimiz oturma grubunda bej ve tarçın tonlarını kombinleyerek salonunda sıcacık bir hava yaratmış. Yemek odası takımında da aynı renkleri kullanarak bütünlüğü bozmayan gelinimiz ahşap detayları da salonun dört bir köşesine serpiştirmiş. İki ayrı fon perdeyi bir arada kullanarak tüllerine hareket katan Züleyhan gelinin halısıysa diğer mobilyalara göre biraz avantgard kalmış. Züleyhan gelin son derece modern bir avizeyi spotlarla birlikte kullanmayı tercih etmiş. Bakalım diğer gelinlerin evinden oldukça farklı bir havaya sahip olan bu salon için nasıl yorumlar yapılacak? Ben duvar kağıtlarını pek bu salona uyduramadım. Burası kira mı bu arada? Hayır. Satın aldınız. Ben ilk evlendiğimizde benim zannediyordum. Daha doğrusu eşimle tanıştığımızda. Evi benim zannediyordum. Hani evim var, arabam var, işim var, güzel maaşım var. Bu şekilde beni biraz kandırdı tabii. Ev benim zannediyordum. Bir sene boyunca da böyle biliyordum.
Bebeğim doğdu. Annemlerde böyle uzanıyorum. Daha 20-25 günlük. Daha yeni olsayım. Eşim kuzeni aradı. İşte geçmiş olsun. Şöyle böyle evim şurada, gel beklerim bir gün. Ben de benim evim burada dedim. Aa evet evet dedi. Kayınbabanın evine, pardon, yurt dışındaki kaynımın ismini söyledi. Ümit'in evinde oturuyorsun dedi. Benim böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Allah Allah. Evet. Yani çocuk olduktan sonra... Çocuğum 25 günlük. Niye peki böyle bir şeyi sana dürüstçe söylememiş ki? Yani şey, şimdi bizi tanıştıran kişi benim eski patronumdu, çok sevdiğim bir insan bu arada. Hı-hı. Dedi ki Züleyhan tam senlik bir insan, evi var, işi var deyince o da herhalde çaktırmamış. Benim sen böyle bir şey arıyordun herhalde, evi ya olsun. Ya şöyle, ben sürekli bu kafadaydım. Hani olgun bir insan olsun, işini gücünü kurmuş ki ben de direkt işime atılayım birlikte. Zorluk çekmektense daha iyi yerlerde olalım istedim. Hı-hı. Hı-hı. Buna tamamen şeyim bu değildi ama önem gösteriyordu. Tabii. O da bir kere söylemişken yalan ortaya çıkmasın istemiş. Eyvah eyvah. Ailesi de hiçbir şey demedi. Sonra ne yaptınız? Sonra, sen bunu öğrenince sonra tabii, biz salon yorumundan nereye geldik? Sonra tabii kavga, kıyamet. Yani bir yıl boyunca söylendim ama elime hiçbir şey geçmedi. Tabii şu an hani o kadar önemsemiyorum. Hayır, önemsemiyorum ama keşke bana söylenseydi. Peki nişanlıyken öğrenseydin bir şey değişir miydi? Yok, değişmezdi. Hmm. Değişmez, değişim çünkü çok seviyorum. Maşallah canım. İnşallah Allah nasip etsin. Ev sizin de bir eviniz, yuvanız i̇nşallah, olsun. İnşallah. Allah herkesin, büyük hayatım. En iyileri sizlerin olsun. Amin. İnşallah. Hani şey için sordum. Hani, evet. Hani yaptınız mı sonrasında, hani eve ilk evlendiniz. Siz mi yaptınız bu duvar kağıdını? İşte ben nişanlandığımda yeni yapılıyordu. 4 yıldır evliyim bu arada. 4 yıllık duvar kağıtları zaten depremden sonra çok fazla kalkmalar olduğu için biz de değiştirmeyi düşünüyoruz. Evet, peki devam edebiliriz. Onun dışında keşke perdeler tek renk olsaydı. Ben iki rengi yakıştıramadım buraya. Düz perde evet uymuş, güzel olmuş. Ama salonun ben klasik mi, avantgard mı, spor mu olduğuna pek anlam veremedim açıkçası. Bu mobilyaları yani, avantgardla yakınlaştırdıysan zaten... Şimdi duvar kağıdın avantgard duvar kağıdı. Halın avantgard bir halı, spor değil. Avizen evet spor olabilir, şık bir avize. Ama onun dışında mesela tavan gayet şey avantgard duruyor. Ama evet, evi kendim yapmadığımı söylemedim, değiştireceğim. Mobilyalar kendi tarzım. Hı hı. Evet. Genel olarak güzel. Sen ne söylüyorsun? Türlerini beğendim. Tam benim sevdiğim tüm tül. Bir burada halısını beğenmedim. Bu mobilya gerçekten tek başına çok güzel bir parça. Özellikle berjeri çok beğendim. Hı hı. Evet. Tek başına o tahta detayları çok güzel. Ama halı sanki buraya uygun bir halı değil. Hı. Daha güzel bir halı olabilirdi. Yani tabii ki senin tercihin ama halımı inan çok seviyorum. Ve biraz da pahalı aldığım için herhalde bana kıymetli. Ne kadar aldın? Ya o zaman 4 yıl önce bir çift aldım 10.000 TL'ye. Bir çift 10.000 TL. Biraz bir tık pahalı. Benim sadece salonum pahalı. Bir de gerçekten çok sevmiştim. Hala da çok seviyorum. Bilmiyorum. Bunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani halımdan asla vazgeçmeyeceğim. Onlar salonlarına internetten aldıkları böyle saçma sapan halılara koymuşlar. Ben gayet kaliteli, gayet güzel bir halı koydum salonuma. Aynı halıyı kullanmaya devam edeceğim. Ben bu tarafı beğenmedim, bu kısmını. Sanki şeye benziyor. Yanlış anlatılmasın lütfen. Hani de eskiden bir dedelerimiz, nenelerimiz oturup sallanırlardı ya. Sallanan sandalye gibi. Onlara benzettim biraz. Kızlar internetten ne görürse onu evlerine kopyalamaya, yapıştırma yapmayı öğrendikleri için yok, değişik mobilyalar böyle geliyor olabilir. Değişik değil, güzel ya, her yerde var bundan. Selvi Hanım, para var ama nasıl harcayacağını bilmiyorsun. Zevksizlikten ölüyordu evin. İnternetten alıp koydu dedi ama biz internetten alıp koymadık. Biz o renkleri kendi isteğimizle değiştirerek yaptık. Çünkü o renkleri seviyoruz. Kendisi de direkt sıradan alınmış, konulmuş gibi duruyordu. Tavsiyelerini kendisine saklayabilir. Kendi evinde düzenlemelerini yapabilir. Çünkü çok fazla ihtiyacı var. Balkon anım satıyor. Yani. Hani öyle balkonlara mi? Köşe koyuyorlar ya. Ha. Kenarlarından dolayı yalnız. Anladım. Evet. Yoksa mobilyası hoş yani, yumuşak güzel, hoşuma gitti. Nedir ama fiyatı mobilyanın, öğrenelim. Gitti. Fiyatı 25 bin yemek masasıyla birlikte. 4 yıl önceki fiyat evet mı bu? Evet. Güncel fiyatı herhalde bunu bir 60.000 TL'ye vardır alırsınız şu anda. Aynen öyle. Evet. Çok peki bu duvardaki bu çalışmaları nasıl buldunuz? Çok hareketli. Aslında biraz bohem tarzı evi anımsatıyor. Ben bir tık böyle bir tık sadece uyum sağlatıramadım. Hmm. Ya olmasaydı olurdu bence. Olmasaydı yine çok güzel olurdu. Peki salonda da bir resim bakın var. Bu duvarda da resim, bir fotoğraf var. Ya ben açıkçası bu fotoğrafı buraya uygun görmedim. Hmm. Ama tonları çok yakışmıyor mu zaten odama? Hayır bak odama? Fotoğrafın çok hoş aslında. Yok yok yok, fotoğrafla aynen beğenmemiş de olabilirsin, sorun değil ama tonları odamla birebir aynı ya, onu soruyorum. Ya bilmiyorum, sanki benim tarzım değil galiba. Ben sevmiyorum fotoğraf oturma odasında. O yüzden koymadım.
Faziletciğim, bunu söyleyen sen misin? Senin bütün odaların kocanla aşk resimleri doluydu yalnız. Hayatım, aşk resimleri değil. Objeler duruyordu sadece. Resim yoktu. Objeler resim vardı. Evet, anılar. Takvim yapraklarına kadar vardı hayatım, ya. Hayatım, fotoğraf yoktu ama. Fotoğraf var mıydı? Gördünüz mü? Anılar vardı, fotoğraf yoktu. Yatak odasında vardı küçük bir tablo. Ama evet. Hayatım, yatak odasında çok güzel. Ama bu da yatak odasında olabilir Reyhan. Çok karışık. Ben yatak odasında benim yatak odam zaten hareketli bir yatak odası. Yatak odasında böyle bir tablo kesinlikle olmaz. Göreceğiz az sonra yatak odasını. Peki hayatım, avizenin fiyatını alalım. Ben avizede bir şey dikkatimi çekti. Burada bir tane ampul yanmıyor. Yukarıda da bir tane spot yanmıyor. Sanırım geçmiş onlar. Valla ben de sizinle fark ettim kızlar. Çok normalde dikkatlisin. Yanıyordu. Olmuş olabilir. Nasıl dikkatli değil mi? Olabilir, bilmiyorum. Nedir fiyatı? Avizenin fiyatı 6500. Şu an güncel fiyatı. Hı. Bayağı yani pahalı. Gayet pahalı. Ağır bir avize. O yüzden ama pahalı. Ama biraz spor kaşıyor. Sanki spor olmasına rağmen bir tık pahalı sanki. Hı. Ama kızlar 11'li ve gerçekten sağlam ağır bir avize. Ağır mı bari? Evet, hafif mi? Ağır. Hı. Perdeleri ne kadar canım? Aha. Perdelerim 2500 TL. Bir de pardon, bir şey diyeceğim. O sandalyeler çok küçük değil mi Reyhan bu odaya? Mobilyanın sandalyeleri. O yüzden benim çok şey yapmadı. Hangi çocuk sandalyesi gibi duruyor? Yanlış anlamazsan. Ne? Niye sürekli yanlış anlamazsan diye? Ya söyleyeyim mi yani? Hayır. Şey söyleyeyim. Kavga etmekten korkuyoruz. Yok, hani ben kavga çıkıyor ya. Yok, yorum yapmaya korkuyorum. Yani Züleyha'nın öyle kesinlikle. Bir evresini görmedik kesinlikle biz. Kesinlikle evimde de. Boyunca. Hayır, evimde de öyle şeyler zaten kesinlikle olamaz. Siz benim evimde misafirsiniz. Bir bakayım ben nasıl bir sandalye dış ses. Kusura bakmazsan. Sen de bir getirsen. Getireyim evimizde misafirsiniz. Hepinizin başımın üzerinde yeri var. Otur bakayım şöyle üstüne. Helal olsun kız sana. Çevir şöyle, çevir. Şöyle. Otur bakalım şimdi Selvi Hancı. Ben lisede iç mekan okudum, üniversitede de restorasyon okudum. Bir sandalyenin en az santiminin ne kadar olması gerektiğini biliyorum. 40 santim olması gerekiyor. Ama bir şey gerekiyor. Söyleyebilir miyim? Gerekirse ölçelim bakalım en az 40 santim mi? Yüksek olması sakın değil. Ben oturamam ki, çok yüksek. Topukları çıkarsam az oturamam bunda. Az önce çocuk sandalyesi sırtını, dedi şimdi evet, çok yüksek. Evet, şu an küçük. Diyor. Sığmıyorum ki zaten. Sırtını yasla. Belki kilondan dolayıdır, bilemem. Yok, rahat çok kilom mı? Yok zannetmiyorum da ama sığmıyorum. Ama senin boyun yalnız benden daha kısa. Hiç gelmez evet. Sana. Yok, bak ben topuklu şu an çıkarsam hiç gelmez. Bir denesene sen, bir geç bakayım geliyor mu gelmiyor mu? Allah Allah. Bence çok rahat bir sandalye gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Evet. Sandalyesi biraz küçüktü. Kendisi minyon olduğu için tam geldiğini zannediyordum. Vallahi güzel sandalye. Tabii beğenmemiş de olabilir. Anladım. Aynen. Sen bu sandalyeden almazsın o zaman evet. Selviye. Yok. Ben o sandalyeyle ilgili çok ikna olmadım. Bana şey diyor, kilolusun diyor. Senin de boyun kısa. Bana gelmezse sana hiç gelmez. Bir de bir mutfağa gidin bakalım. Mutfakta masa sandalye var mı? Bakalım. Gelinlerimiz mutfaktalar. Ben sadece salonda halısını ve duvar kağıtlarını sevemedim. Onun haricinde evi güzeldi. Salonu. Salonda duvar kağıtlarını falan beğenmedim. Biraz karmaşalık vardı ama genel olarak mobilyaları güzeldi. Şenay'ın fikrini iğrenç buldum. Yani ona göstermek istedim. Sen benim dengim bile değilsin tatlım. Evet, olamam zaten. Çok saygısızsınız. Kapı orada. Ben niye çıkayım canım? O senin işin. Makyaj masanda sanki ders çalışma masasına benziyor. Kız bu ne? Kırılacak sanki. Kendimi geliştirdim evet, canım. Çok gelişmişsin. Kendimi bu gelişmiş halim. Senin gibi vasıfsız değilim. Hiç saygın yok. Saygınla ilgili bir kelime daha edersen yap, senin kalbini sen çoprarım. Okuyabilirsin. Konuşma fazla. Ben sakin kalmaya çalıştıkça üstüme geliyorlar. Baban vermezse evde de bekar kalasın. Antep ve Maraş yöresine ait bir yemeği yapacağım. Şivediz. Su böreğini, kalem böreğini koyup fazla fazla göstermek yerine gerçekten bir iftar sofrası olsun istedim. Az sonra... Züleyhan Gelin'in siyah, beyaz ve goldu harmanlama cesareti gösterdiği şık mutfağına hoş geldiniz. Oldukça ferah ve aydınlık olan mekanda mutfak dolaplarına küçük avantgard dokunuşlar yapan gelinimiz, gold detaylı tezgah arası seramikler ve kulplar kullanarak bir bütünlük sağlamış. Masasında ise siyah beyaza gönlünü kaptıran Züleyhan Gelin gayet modern bir takım tercih etmiş. Yere kadar uzanan bembeyaz tüller mutfağın geneline hoş bir hava katsa da siyah desenli gri halı mekanı bir parça karartmış. Spotlarla aydınlattığı mutfağında aynı zamanda siyah sarkıt bir avize kullanan Züleyhan Gelin bana sorarsanız farklı renkleri buluşturma cesareti göstermiş. Bakalım gelinler de benimle aynı fikirdeler mi? Kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Bence bu halı buraya uymamış arkadaşım. Çok karmaşık duruyor. Hani gri ne alaka mutfağında? Ben pek uyum sağlayamadım mutfağın için.
Halım gri değil bu arada, siyah ağırlıklı. Siyah kullanmamın sebebi, ben zaten mutfağımı siyah ve goldla harmanlamak istedim. Siyahın sebebi de 3 yaşında bir oğlum var. Genel vaktimiz mutfakta geçtiği için kolaylık olsun, kolaylık açısından bu renk kullanıyorum, bu renk tercih ediyorum. Peki canım, bana göre uygun değil, senin için uygun olabilir. Fiyatı ne kadar acaba? Bunu 1 sene önce 1000 liraya aldım. İyi, çok iyi. Zeyhan'cığım, ben dolaplarını beğendim. Teşekkürler. Masanı beğendim. Yani onun dışında duvar kağıtların biraz yıpranmış gibi, onlar kötü gözüküyor. Evet, onlar ama depremli oldu. Evet. Değiştirebilirsin. Bir de fayans araların benimkine düğüne gider gibi dedi. Şimdi Şenay'dan şimdi Kınay'a gidecekmiş gibi duruyor. Ben bu arada senin fayans aralarını beğenmiştim. Şimdi şöyle, uyuduğu için adımı evet. Şeyda diye hatırlıyor. Gayet adını normal. Adını beynime kazımak istemedim o yüzden. Gayet normal. Aklıma geldikçe buranın söylüyorum. Bence fayans araları gayet güzel. Hı-hı. Üstelik dolap detayındaki bu avantgardlar çok güzel olmuş. Ben normalde Selvihan Hanım'ın eminde hatırlıyorsanız ankeserin üstündeki avantgardı beğenmemiştim. Ama burada hem kublarla hem bu avantgard desenler bence uyum sağlamış. Bir de o yağdanlıklar benimkine de tahta diye laf ettiniz. Benim hiç değilse masam uyuyordu. Şöyle söyleyeyim. Senin yağdanlıkların değil, iki tane hiç alakasız tonda şey koymuştun. Baharat. Kesme tahtası koymuştun ve yani önündeki baharatlıklar biliyorum. Hayır, onu biliyorum. Evet. Önündeki baharatlıkların hiç alakası yoktu. Ben doğalgaz borusunu yeşillikle kapladığım için yağdanlıklarım ahşap, altı ahşap detay olduğu için oraya bir ahşap detay ekledim ve şık bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Özellikle doğalgaz borun dikkatimi çekti. Gerçekten güzel olmuş. Ben de öyle sarmıştım. Mutfaktaki kötü görüntüyü kaldırmış. Teşekkür ederim. Ama keşke onun devamını şu üstteki borulara da uygulayabilirdin. Ama doğalgaz boruları çok tehlikeli. Ben o yüzden ona girmek istemedim. Hem de siyah. Ben dediğim gibi siyahla harmanladığım için gözüme batmıyor. Ben konuşabilir miyim? Evet. Tabii. Öncelikle dolabın beyaz, bulaşık makinen beyaz, fırınınla fırın ocağın neden siyah? Şimdi tekrar aynı kelimeyi söylemiş gibi olacağım, sürekli tekrar ediyor gibi ama kızlar, benim mutfağım tek renk değil. Beyaz eşyalarımı ben beyaz aldım ama eve girdiğimizde, ben nişanlıyken bu eve eşim ve ailesi almıştı zaten. Ocak, fırın ve davlumbaz içerisindeydi. Ben de tek renk mutfak sevmediğim için bu şekilde bir harmanlama yaptım. Gayet de hoş gözüküyor tek bir renkten, tek bir desenden, tek bir modeldense. Ben sadece buzdolabının üstündeki fotoğrafları sevmedim. Evet, fotoğraflar çok güzel. Evet. Aile boyu çok güzelsiniz, evet. Maşallah. Ama sadece ben buzdolabında sadeyle seviyorum ama sen böyle evet. Sevebilirsin. Tabii ki de saygı duyuyorum. Evet, karışık gelebilir size kızlar ama senin de dediğin gibi benim için çok önemli detaylar. Allah herkese mutlu bir aile nasip etsin. Ailemi, bu mutluluğu çok seviyorum. Böyle bana da dolabın üzerinde birinin nişanını, birinin bir şeyini, Kapadokya, işte bir İstanbul, Mardin hatırası sevmiyorum. Ama bunlar benim çekirdek ailemin görüntüleri ama olduğu için gözüme hoş gözüküyor. Bence petek burada çok hoş durmuyor. Onu şöyle bir kamufle edebilirdin. Dış ses, dolabın üstündeki magnetleri alabilir miyim? Şimdi bir kere tane tane konuş. Bir önce onu cevaplayayım, ondan sonra onu istersin. Birincisi, bu petek biliyorsun, evet. Gaziantep'te yeni yapılan bütün evlerde petek yukarıda olur. Aşağıya çekebiliriz ama ısıtma konusundan bu daha böyle sağlıklı olduğu için, masamın önünü kapatmadığı için, bana daha geniş alan bıraktığı için bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum. Ama bunu değerlendirebilirdin. Değerlendirmeyi göz önüne alacak bir şey bulmadım. Hani gözüme çarpsa, kötü göstereyim gözükse. İstersen. Şöyle söyleyeyim sana, benim alanım geniş. Hani onu altı alacağım, daralacak, önü kapanacak, ısıtma sıkıntısı olacak. Benim için hiç önemli değil. Bu şekilde güzel gözüküyor. Tabii ki senin düşüncelerine önem gösteriyorum. Teşekkür ederim ama bu şekilde gerçekten daha güzel gözüküyor. Ama şöyle de yapabiliriz mesela. Yani ben hoş duracağını düşünüyorum. Denemek istiyorum. İznin varsa denemek istiyorum bu arada. Tabii. Yani şimdi o dolabın üstü çok karışık duruyor ama burası böyle bir pano şeklinde şöyle kapatabilirdi. Çok tırtıklı olduğu için çok düşecek. Çok hoş dururdu. Ve ısıtmayı kapatacağım. Buzdolabının üstünde kullanmak. Buzdolabım kocaman olduğu için kızlar. Ama benimki üzerine çok karmaşık bulmuştunuz. Seninkisini karmaşık bulmadım asla. Senin evet. dıdısının magneti vardı. Bana ama o saçma geliyor. Yani. Aşkım, o senin tercihin. Ben zaten söyledim sana saygı duyuyorum diye ama başkasının nişan tarihinin benim evimde ne işi var? Ben buna karşıyım. Ama ben düşünmüş, beni sevmiş, saymış, sana vermiş. O zaman da anlatmıştım sana, sen yine tekrarlamamı istiyorsun. Kutunun içinde saklardım. Benim var öyle bir hatıra kutum. Onun içinde saklıyorum. Senin öyle karşılamana saygı duydum. Ama benim evimde benim kendi anılarım. Benim mutfağım olsaydı gerçekten öyle yapardım. Magnetleri peteğin üzerine koyardım. Öyle daha bir şık dururdu. Benden de Züleyhan'a güzel bir tavsiye olduğunu düşünüyorum. Tavsiyelerini kendisine saklayabilir. Kendi evinde düzenlemelerini yapabilir. Çünkü çok fazla ihtiyacı var.
Benim mutfağım da buna benzer bir mutfaktı. Beni gömdüler böyle, mutfağımı yerden yere vurdular. Buradan farkı neydi benim mutfağımın? Kızlar bugün çok sakinsiniz. Hayırdır? Sakin değil. Sen, kibar konuşuyorsunuz. Sen benim kadar güzel harmanlayamamışsın. Ne yaptın? Mesela Şener Peçete'ye kadın aşağı benimkini saçtı. De yapabilir, oynarım. Ama ben... Yok, ben oynamayı şimdi tercih etmiyorum. Şimdi ben peçete buldum. Şu an burada bakıyorum. Ama üstünde tamam da şimdi magnetle de aynı şey mi? Allah'ın seversen. Ne yapayım, magnetleri kafasına aynı aşağı şey mı atayım? Mi? Atma değil yani, senin yaptığın da doğru bir şey değildi. Yalnız bu arada de buraya ama... pek uymuyor sanki. Acaba boyum değecek mi? Aynen, şimdi çok kızlar, engin. Siz uzun, aşırı engin siz yani. Siz uzun manken gibi kızlar, sizin hepinizin fiziği birbirinden güzel ama biliyorsunuz ki ben kısayım, eşim de çok uzun değil. 1.78 boyunda ve ben böyle sarkıt şeylerden hoşlanıyorum. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Ama sanki biraz çok aşağıda kalmış. Aşkım ben 1.57'yim yani, bak topukluyla bile bak. Asla için bu kadar sarkık olmamış bence. Olabilir. Ama bu eve hiç mi misafir gelmeyecek? Ya uzun bir misafir geldiğinde boyu avizeye değmeyecek mi? Yani Türkiye standartlarında 1.90 kimse evime gelmiyor zaten. O yüzden kimsenin başı da avizeye değmiyor. Perdeni çok beğendim. Perdenin fiyatı nedir? Ne kadar acaba? Perdeyi de çok olmadı yaptıralı. 1.500 TL'ye yaptırdım. Beyaz eşyaların fiyatı ne kadar canım? Buzdolabım 15.000 TL'ydi 4 yıl önce. Masa ne kadar aldın? Masamı 11.000 TL. Masan tek başına gayet çok güzel, güzel ama keşke suplaları şu an için kaldırsaydın, daha güzel durmaz mıydı mesela? Bir de şu çiçekler çok gayet basit kalkmış. Yoksa masa tek başına, sandalye ve masa çok güzel. Ama çok masa benim hoşuma gitmedi mutfakta. Şimdi ne olması? Oval olması hoşuma gitmedi. Kafe tarzını göstermiş böyle sanki. Zaten dediğim gibi böyle deneyelim tek... Deneyelim bir. Çok boş gözükürdü, deneyin. Bomboş şuna gözükür. Zaten çok sade bir mutfağım aynen, olduğu çok için çok boş gözükür. Duruyor. Aynen öyle. Bu supluları Şenay'ın fikrini iğrenç buldum. Yani ona göstermek istedim. Çok güzel duruyor. Sen böyle kullanmaya devam et bence. Evet. Laf söyledi, bal kabağı. Seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen benim dengim bile değilsin tatlım. Evet, olamam zaten. Olamaz. İstesen de olamazsın. Supluları beğenmediğimi söyleyince Aynur tabii ki her zamanki kıskançlığını yaparak benim fikrimi zıt olarak çevirerek iğrenç dedi. Şenay haftanın başından beri ona düşük puan verdiğim için bana zıt olmaya çalıştı. Sırf ben birinci olmayayım diye bana zaten bir verdi. Yalnız ikiniz de çok saygısızsınız. Farkında mısınız kızlar? Bizim saygımız da sana kalmadı. Bana tamam mı? Ben rahatsız oluyorum şu an buradan. Sen benim saygımı eleştiremezsin. Ay niye çıkayım ben buradan? Ben benim saygımı eleştiremezsin. İkide sen kendi saygına dikkat et. Siz farkındasınız açıkçası. Tamam mı? Sana ne yani bundan? Valla kendiniz de izliyorsunuz. Beni ilgilendirmez. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Kızlar deli deliyi görünce sopasını saklar. Arada yanarsın bence, karışma kendileri bu şekilde anlaşıyor. Hiç hoş değil. Bence hanım hanımcık gözükmeniz daha uygundur benim için. Sen öyle gözükeceğim. Herkes kendi karakterini belirliyor zaten. Bak, işte şimdi bunu doğru söyledin. Gerçekten evet, rol yapmaya hiç gerek yok. Evet. Sıkıldık artık ya, bir haftadan beri. Selvihan Hanım, biz buradaki kişi tartışıyoruz. Sen niye karışıyorsun? Ben rahatsız oluyorum. Yok, kendisi bence bizi öğrencisiniz zannetti, anlamadım. Kalk orada. Ben niye çıkayım canım? O senin işin. Genelde hep sen çıkıyorsun ya. O zaman ya. Sus. Hep sen o zaman çıkıyorsun genelde. O zaman sus, biz konuşuyoruz. Biz İyiyim konuşuyoruz. Birbirinize ortaya geç, saç başa girin artık o zaman. Bu seni ilgilendirmez. Ay beni ilgilendirin birbirine canım. Biz senin öğrencilerin değiliz, tamam mı? Bize öğretemezsin. Öğrencilerin bile senden daha zeki. Aynen. Evet. Evet olabilir. Belli şu an zaten. Bu hareketleri, belli oluyor. Şu an bu hareketleri benim 6-7 yaşındaki öğrencim bile yapmazdı. İnan ki. Şenay ve Aynur'un değişmeleri çok rahatsız etti beni. Aynur çok gereksiz tepkiler veriyordu. Bence Şenay da bunun karşılığını verdi. Ben şunu söyleyeyim. Şenay ve Aynur gerçekten... Burada tartıştılar ama sonrasında çok iyi arkadaş olacaklar. Adım da Sevilhan değil bu arada. Selvihan. Onun bir isimle bir problemi var. Bana İsminiz şey daha diyor. Yani bilmiyorum. Asla cevizle yaşamadım. Ne oldu? İsmimizi mi beğenmedin? Aynen. Faziyet liderim. Cevizlerinden biraz getir de Aynur liderime lazım olacak. Getirdim bugün biraz. Lider. Lider. Neyse ben seni daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Şimdi şurada arkamda dikkatimi çeken Fazilet'in bir kahve yazısı. Maalesef ki Fazilet'le bir kahve köşesi göremedik ama burada şükür bir kahve yazısını ve kahve köşesini görebildik. Gayet şık olmuş, güzel olmuş. Hayat mı? Hayal edin diye koymadım. Yoksa var biliyorsunuz. Canım biz ama burada, hayal edemediniz siz. Biz burada hayal gücüyle yarışmıyoruz. Gerçeklerle yarışıyoruz. Ama hayal etmemizi tavsiye ederdim. O zaman bize hepsini kaldıralım. Sen hayaline göre takılsan. Sen kaldırmışsın ya canım. Yatağını unuttun galiba. Pardon, neydi? Showroom. Aynen, showroom unuttun galiba. Sen de öyle hayal etseydin. Orada abajur oldun. Biz de hayal ettik de olmadı seninkinde. Olmadı mı? Evet. Bence emanet almış, getirmiş, koymuştu. Benim aslında kahve makinem vardı ama ben bilerek koymadım. Çünkü benimki mordu. Bu sefer de kızlar moru yorumlayacaktı. Arkadaşımız güzel, mantıklı bir şey yapmış aslında. Kızlar bence bu kadarlık yeter. Var mı merak ettiğiniz başka bir şey?
Hayatım, avizenin fiyatı ne kadar acaba? Avizemi 10'da yakın bir sürede aldım, 700 TL. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Musluğu çok beğendim. Tam benim tarzım. Ne kadar aldın? Ben de çok severek aldım. 3500 TL. Ya bu kadar pahalı mı bunlar? Evet, gold olunca bir tık pahalı çok oluyor. Çok güzelmiş ama bayağı teşekkür yakışmış. Teşekkür ederim. Ankastrenle bulaşık makinen ne kadar canım? Ankastrem evin içerisinde vardı. Yani girdiğimde zaten içerisindeydi. Bulaşık makinesi de annemin hediyesi. Ya ne kadar güzel. Teşekkürler. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Kızlar sanırım yorumlarınız bitti. Bitti. Evet. Siz. O zaman artık haftanın oyununa geçebiliriz. Bakalım bugün altın kolyeyi kazanan Selvihan gelin mi olacak yoksa Züleyhan gelin mi? Merak ediyor musunuz sonucu? Evet. Hadi buyurun o zaman salona. Mutfakta sadece dolaplarını beğendim. Onun dışında pek uyum sağlayamamış. Benim masamı eleştirdi. Kendisininki de benimkinden kalır yanı yoktu bence. Evet, şu anda işte o an geldi. Kuru biber dolması, altın kolye takması diyeceğiz. Ve haftanın en maharetli gelinini birazdan seçiyoruz. Şahane altın kolyemizdi. Acaba kim kazanacak? Haftanın ödüllü oyunu neydi? İpe görmüş olduğunuz biberleri kurutmalık olacak şekilde dizmek. Kaç tane dizmiştin? 13. 13. 14. 14 sen ah var ya sen. Sen ucundan döndün. Sen 12 ve 15 taneyle Selvihan'da birincilik. Bakalım bu altın kolye Selvihan gelinin mi yoksa Züleyhan gelinin mi olacak? O zaman 90 saniye süre için tamam. Sayıyoruz. 3 2 1 başla. Evet. Hadi Züleyhan, hadi yaparsın. Evet. Ama ellerin çok yanar yalnız öyle. Çok şey yapıyorsun. Yalnız ne kadar dikkatli bakıyor var ya. Full konsantre gidiyor. Evet. Müthiş. Böyle sıkıyor, sıkı tutuyor hadi. Biberi. Neyi seçiyor? Bak paramparça ettin biberi. O paramparça oldu. Fazla sıktı, olsun. Ama biz mesela kuru biber alıyoruz ya böyle biraz parçalı da oluyor değil mi? Diziyorlar. Evet. Aynen. Ama genellikle yırtık biberi dolma yani. Doldurulmaz, çöpe atılır o. Tabii ki. Ama kapağı mutlaka çıkması gerekiyor. Kapak sakin. Mutlaka. İçindeki tohum da aynı şekilde. İçindeyi tohum da. Evet. Yani. Tohum da. İyi gidiyor. Başladı. Hadi. Güzel. Ben şöyle ucunu alacağım. Ben de ucu. Bakalım ikinci biber gitti. Üç. Dört. Beş. Altı. İyi gidiyor. Yedi. Su. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Evet. Nasıl sizce? Hızlı mı? 12. Son 11 saniye. 13. 14. 8. 7. 6. 15. 5. 4. Hadi. 3. Onu sayıyorum. 15. 1. 0. 15. Ama paramparça oldu aslanım. Vallahi 15. Bunu da şimdi çıkartmıştı. Yalnız berabere kaldılar. İki gelin aynı anda ipe dizecek. Hazır mısınız? Oh my god. Vallahi berabere kaldılar. Şimdi Züleyhan gelin ve Selvihan gelin birlikte yarışıyorlar. Ay çok heyecanlı. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. Hadi bakalım. Haftanın oyununda Züleyhan'la berabere kaldık. Hak eden kazansın. Biber dolması da kimse benimle yarışamaz. İddialıyım. Kesinlikle ben alacağım. Haftanın ödüllü oyununda Selvihan gelin ve Züleyhan gelin ne yaptılar? 15 tane dolmalık biberi ipe geçirdiler bir güzel. Eşit sonuç olduğu için şimdi ikisi aynı anda yarışacak. Fakat ben bir kural getirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Hani dolmalık biberin çıkarıyoruz ya içerisini. Evet. İçerisini çıkartıp hemen iğneye takmamız gerekiyor. Tamam, kuralım bu. Tamam. Yani hani böyle önce çıkartıp stoklayıp sonra takıyordunuz ya. Evet. Şimdi böyle bir şey rica edeceğim tamam, sizler. Tamam. Bakalım hangi gelin birinci olacak? Siz de favori gelininizin ismini söyleyip tezahürat yapabilirsiniz. Evet 90 saniye yine süremiz. Hazır mısınız? Hazırız evet. 3, 2, 1, başla. Züleyhan, Selvihan ikisini de tutuyorum. Öyle mi? İkisini de tutuyorsun. Hadi Selvihan. Evet. Hadi güzel. İkisi bence de yine başa baş kalacaklar aslanım. Ne diyorsun? O zaman bakacağız en düzgünü kim yapmış? Aynen. Hadi kızlar. Ay 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 ay. Gitti ya tüh.
Evet, sakin. Nefes. Yarısı kopardı resmen. Nefes. Hadi. Ay 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 ay. Gerçekten ikisi de el melekeleri gerçekten çok iyi. İki gelinimizin de el melekesi iyi. Evet. Değil mi? Ben şu an gözümü takip edemiyorum. Bir yavaş yavaş sakin. Hemen hemen ikisi aynı gidiyor. Hoppa. Hemen hemen aynı gidiyor gerçekten. Doğru söylüyorsun. Hadi kızlar. Ay 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 ay. Maşallahı var hepsinin. Züleyhan. Selvihan. İkisi de han yalnız. Selvihan, Züleyhan. Ben Lihan'la Züleyhan. Hanlar. Hakikaten öyle. Ben de Aslıhan jüriyesi. Ay. Onu ver hayatım hemen. Oyuna dahil edelim. İkisi de nasıl ciddi duruyor var ya. O bizi de bir cidden neredeyse. Hey maşallah maşallah. Daha maşallah, fazla mı yaptınız? Maşallah, yaptınız? Maşallah. Vallahi bilmiyorum. Çok abi. İyi gidiyorlar. Şöyle, hadi, şöyle, hadi. Şöyle, şöyle. Hadi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, elim kayar. Evet. Aynen. Sulandı %100. Evet. Şimdi. Bu geçirildi sayıyor mu? Evet saydık geçirdim. Canım. Evet. Ama elim artık. Ay evet canım kaldı. Tamam o sen tamam. Bırak bana. Tut ip şeyden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya hemen aldım. Şöyle aynen. Sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kazanan gelin Züleyhan gelin oldu. Tebrikler. Tebrikler. Ay, ellerine ben. Sağlık. Ay canım benim ya. Kutluyorum. Çok tatlı bir kolyeydi. Zaten ilk günden gözüm üstündeydi. Şans aldım. Getirsin evet. İnşallah. Çok teşekkür benim. Ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Yani sen de ucu ucuna evet, kaybettin ya. Ama gerçekten ben ikinizi de haftanın en maharetli gelini ilan etmek istiyorum. Çünkü el melekeniz muhteşemdi. Teşekkür ederim. İkinize de tebrik ediyorum hayatım. Çok teşekkür İkiniz ederim. İkiniz de neredeyse kazanmış evet, sayabiliriz. Evet kesinlikle sen de sağ olun. Tebrikler. Daha bitmedi yarışımız. Evet. 50.000 TL büyük ödül için yarış devam ediyor. Evet. Ve sizi buradan... Gelinimizin yatak odasına göndermek istiyorum. Bir bakın bakalım yatak odası nasılmış? Üzgünüm ben hak ediyordum. Çok güzel strateji yaptı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Herkes zaten izleyince bunun neyin ne olduğunu görecekler. Ne demiştim? Ben alacağım dedim ve ben aldım. Evet işte karşınızda Züleyhan Gelin'in iç açıcı ve aydınlık country yatak odası. Desenli duvar kağıdıyla kaplı duvarın önünde duran karyola, ekoseli yatak başlığı sebebiyle küçük bir karmaşa yaratmışa benziyor. Ayak ucunda duran pufu da yatak başlığının kumaşından kaplatarak tam bir bütünlük sağlamış gelinimiz. Ferah yatak odasında country tarzı bir gardırop ve şifonyer kullanan gelinimiz, makyaj masasını da günlük hayatta kullandığı makyaj malzemeleriyle süslemiş. Bakalım bu aydınlık ve ferah yatak odası için Züleyhan Gelin rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? Kızlar, ferah yatak odam için yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlamak istiyorum arkadaşım. Bu arada benim gözüme ilk çarpan yatak örtün. Çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim. Hocam, yastığınızın üzerindeki İngilizceyi çevirir misiniz bize? Şöyle göstereyim. Diyor ki Züleyhancığım ben yaşlı değilim. Peki. Genç zaten. Öyle bir şey demiyor. Ben eski değilim, vintage'ım diyor. Şöyle bir şey söyleyelim. Bu yalnız kalıp cümle. Kalıp cümle olabilir. Kalıp evet. Cümle olarak çevirsen de ya eski ben, değilim, vintage'ım. Benim bildiğim böyle. Senin bildiğin vintage'ı öyleydi. Vintage'ı değerlendirilmiş evet. Demek. Benim bildiğim böyle. Yani sen mi bileceksin, ben mi bileceğim konusuna da gelirsek. Evet konusuna ne gelelim, ya? Değerlendirelim. Yani çok da ne şey yani? Girmeyelim. Saygı duyuyorum. Aynen öyle. Saygı duyuyorum. Aslında yatak örtün çok güzel, evet. Aşırı güzel. Ben bunu kanevice sandım. Aslında bunun kanevice olsa daha güzel olmaz mıydı? Evet arkadaşlar. Bu bir basılmış galiba ama evet. Kanevicesi olsa gerçekten mükemmel olurdu. Züleyhancığım ben çok beğendim yatak örtünü. Ne kadar aldın? Yastığıyla birlikte 3500 TL. Evet uygun. Bir de yatak başlığına duvar kağıdı çok böyle karmaşa içinde evet. Duruyor. Evet evet ya onda haklısınız. Falan... Hemfikirim sizinle kızlar. Dediğim gibi evi ben nişanlıyken eşime ailesi yaptırmış. Aslında duvar kağıdı tek başına çok hoş. Beğeniyorum evet, ben. Ama şeyi takımımı çok severek aldım. Özellikle ama... böyle ekose aldım. Özellikle seçtim. Onu beyaz da yaptırabilirdim. Şeye benziyor ama pijama takımları giyiyoruz evet, ya böyle. Evet, ona benziyor. Evet benziyor. Mutfak sofrası da olabilir ama dediğim evet. Gibi ben böyle
kalıp mobilyaları sevmiyorum. Herkesin evinde görüp de kendi evime sokmayı sevmiyorum. Kendi tarzım olsun istiyorum. Çok hoşuma gitti. Hatta mobilyacı da ekstra söyledi. Onu beyaz yapabiliriz bütün ev resimlerinde kombinlemek için. Ben özellikle böyle istedim. Bunun için de sade bir ev resim seçtim. Zaten birbirini boğmasın diye. Ya şey, gardırobun, şifon yerin gerçekten çok güzel. Çok sadece ederim. Şifon yerin üstünde bir şey görüyorum. Tepsi içinde mumluklar, evet, kokuluklar, evet, var. Evet. O sadece orada olmasa sadece çok güzel. Mobilyan yine söylüyorum, aşırı güzel. Teşekkür ve uyum ederim. Sağlamış. Makyaj masan da sanki ders çalışma masasına benziyor. Sandalyeden dolayı mı? Evet. Yine söyleyeyim dolayı. Kızlar, yani yanınızda zaten mutlaka gözüküyorumdur. Benim boyum 1.57. O puf bana aşağıda kalacaktı ve ben oturarak makyaj yapıyorum. Sandalye olup daha yüksek olmasını istedim. Bu şekilde tercih ettim. Hem de arkasında ki Ecose üçüyle birlikte çok güzel benim gözüme geliyor. Benim gözüme çarpan bir de şu vardı. Abajurlerin gold sanırım. Evet. Ya onu neyle bağdaştırdın yani odana göre? Fazilet makyaj organizerim, fırça organizerim. Orada Şenay'ın beğenmediği dekorasyon. Ondan sonra çerçevemin kenarındaki goldlar küçük. Hepsi aynı renk olmasın diye küçük bir detay koymak istedim. Burada gold detaylar var. Evet. Ama buradaki pembeye uyum sağlayamadı. Evet, ama bence çok renkli, güzel gözüküyor. Böyle cırt bir pembe değil. Yatak örtüsündeki renklerle hoş gözüküyor. Tabii gözünüze güzel gelmemiş olabilir. Ben halıyı söylemek istiyorum. Halı, evet. Halı sence de bu odaya biraz basit kaçmamış mı? Yani şöyle kullanım açısından... Banyo halısı gibi duruyor sanki. Evet, zaten altı kaymaz taban olduğu için banyoda da kullanıyoruz, mutfakta da, koridorda, aynen, da. Yatak odasında da tercih ettim çünkü yatak odasını çok sık kullanıyoruz. En sık vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi giyinme. Benim ayrı bir elbise temizlik odam yok. Temizlik açısından çok iyi olur ya. Elbise odam yok. Burada giyiniyoruz. Aynen, makyajımı burada yapıyorum, burada uyuyoruz. O yüzden hemen makineye atıp yıkayıp tekrar serebiliyorum. Çalıştığım, evet, için de benim için çok büyük kolaylık oluyor. Ben şey dikkatimi çekti. Şurada makyaj aynasının arkasında hemen yan tarafında şöyle bir etiket dikkatimi çekti. Sanırım unutmuş olabilir. Olabilir. İnan hiç görmedim. Şimdi sen söyleyince. Aynen. Tam makyaj aynası. Olabilir. Yanında bir etiket unutmuş var. Unutmuş olabilirim. Hiç görmedim. Doğrudur. Aynur'a laf etmiştik. Seninki resmen konulmuş gibi oldu buraya. Aynur'un aksesuar. Senin bazen cümlelerin birbiriyle bağdaşmıyor. O yüzden güldüm. Yanlış anlama. Aynur'un mobilyaların üzerinde hiç aksesuar yoktu. Ben mobilyayı tek başına bayıldığımı söyledim. Aynur'un üzerinde hiçbir şey olmadığı için ben dedim ki mobilya mağazasından alınıp koymuş gibi. Yoksa mobilyaya bayıldım. Benim aksesuarlarım var. Risk alarak evet, eleştireceğinizi bilerek kendi çok toplamış kendi zevkimi şey olan yoktu ürünleri koydum. Ben günlük öyle kullanıyorum. Şimdi şöyle bakıyorum, hemen buraya değinmek istiyorum. Aynur'un yatak odasından bu yatak odasını asla kıyaslayamayız. Aynen, kıyaslayamayız. Gerçekten. Seninkine kıyaslayalım bence. Resmen showroom'a gelmişim gibi, mağazaya gelmişim, evet, gibi. Sanki mobilya seçmeye gelmişim. Ama burası gayet güzel. Çok beğendim. Ferah gözün açıldı ya, ondandır. Seninkinde kapandı. Evet. Bir şey ilgimi çekti. Bir dakika kızlar. Kızlar, bir şey göstereceğim. Kız, bu ne? Kırılacak sanki. Kızlar, evet, onun ayakları sallanıyor. Haklısınız. Bakın. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Halkın iyisi. Evet. 3 yaşında bir oğlum var. Normalde 8. ayından itibaren kendi odasında uyuyordu ama biliyorsunuz hepiniz bir deprem, aynen, geçirdik. Depremden sonra hiçbirimiz çocuklarımızı kendimizden ayıramıyoruz. Korkuyoruz. Evet, bizimle uyuyor, hopluyor, zıplıyor. Evet, ayaklarını maalesef bu hale getirdi. O çocuklarımızın canı sağ olsun. Bir de bir şey ilgimi çekti. Şuradaki çiçek düğününden mi? Evet, gözüküyor mu? Evet, evet. Gözüküyor, evet. Evet, düğünümden olabilir. Düğünümden. Gözüküyor. Evet, olabilir. Düğünümden. Düğün şey gününde mi kullandığım kırmızı el çiçeği. Evet. Ha. Aynen öyle. Sanki pembe sarı duruyor aslında ama mor. En azından Fazilet gibi yastıkları dizmemiş. Güzel hayatım, şey koymuş oraya. Hayatım, benimki çeyizdi yani, görün diye. O kadar hazır hazır dediniz yani. Çeyizli dolabın üstüne dizmek için mi yapıyorsun? Onun üstündeki dantelleri görmedin galiba. Nereye onun koyayım canım ben onları? Olarak mı yapıyorsun? Nereye onları koyayım? Yerin yoksa yapmayacaksın canım ya. Sana ne? Allah Allah. Kıskandın mı Aydın, ne yaptın? Kıskanıyor. Evet ya, o kadar cezmiş. Keşke sen de doldursaydın öyle, boş ağlayacağım görmeseydin. Neden benim öyle işlemeli yastıklarım sen ya? Sen daha el işi, makine işini bilmiyorsun. Aa, tatlı. Aynen. Seni evet, çeyizli gördük. Ben okuduğum için bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika dur. Bu bak, kadın evet, da okudu. Sen, okumakla ne alakası var? Niye okudun, pardon? Ona ben niye kıyasladım? Okumadım ama kendimi geliştirdim, evet, canım. Çok gelişmişsin. Kendimi bu gelişmiş halim. Evet. Biraz daha geliştim. Evet, kendimi geliştirdim. Yetersizsin. Şu an bir şey söyleyebilir miyim? Okuyanlar el çeyiz yapıyorlar yalnız. Biraz daha geliştir kendimi. Sız değilim. Bir şey söyleyeceğim. Önemli olan yalnız Aynur'cum okumak değil, adam olmak. Ne çok yanlarda gördük. Hiç saygın yok. Seni son kez uyarıyorum. Bana bir daha eğer saygınla ilgili bir kelime daha edersen yaptın senin kalbini sen çok kırarım. Küçük görüyorsun, farkında mısın? Konuşma fazla. Kimse okuyabilirsin. Konuşma fazla. Ne yapacaksın? Yeter senin dünden beri yaptın. Senin gibi geliştiremedim ya, okudum. O yüzden.
Bu geliştirmiş halin mi? Çok belli. Sen kızlar... geliştirdin ya onu söylüyorum. Senin gibi vasıfsız değil. Ne alaka? Ne alaka yani? Okuyup okumamak, gelişmiş gelişmemiş. Böyle bir saygı lazım bence. Şenay ve Aynur'un değişmeleri çok rahatsız etti beni. Aynur çok gereksiz tepkiler veriyordu. Bence Şenay da bunun karşılığını verdi. Onlar bir kere kendilerine birbirlerine gerildikleri için saçma sapan konulardan tartışıyorlar. Çok gereksizdi. Ne diyeceğimi bilemiyorum Aynur. Ne oldu az önce Şenay'la? Ya biraz sert çıkıştı bana. İstemsizce veya isteyerek bilmiyorum. Hak etmeyeceğim laflar yaptı bana. Ya biraz sinirliyim. Dünden beri aranızdaki gerilim bitmek tükenmek bilmedi. Şenay'la yıldızınız bir türlü barışmadı sizin. Zaten kendi gününden beri bana bayağı doldu. Yani hala nefretini kusamadı galiba. Ben sakin kalmaya çalıştıkça üstüme geliyorlar. Bütün gelinler mi üstüne geliyor sence? Evet, onlar da onun Şenay'ın arkasından geliyorlar. Bu okul meselesi nasıl bu hale geldi peki? Senin okumuş olman mı Şenay'ı rahatsız etti? Bana okudun ama kendini geliştirememişsin dedi. Konuyu kendisi açıp ben de dedim ki sen okumamışsın, kendini geliştirmişsin ne olmuş dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ama kendisi abarttı. Yine de içeri gidince Şenay'dan özür dileyeceğim. Hadi o zaman içeri geçelim Aynur. Olurdu siz. Aynur'la zaten hafta başından bu yana sorunlarımız vardı, anlaşamıyorduk bir türlü. Bugün de her şey tuzlu biberi oldu. Onunla polemiğe girdiğim için çok pişmanım. Muhatap bile olasım gelmiyor artık. Aynur'la aranızda bir gerginlik yaşandı Şenay. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum dış ses. Ben de arkadaşın kalbini kırdıysam ayrıyeten özür dilerim. Ben de kırdıysam özür dilerim. Tamamen benden özür dilemesinin sebebi roldu. Ekranları oynuyor. Yani insanların kalbini kırmak istemiyorum. Geçici bir süreç. Yani bir yarışma için kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Ben yani isteyerek özür diledim. Kızlar ben evimde böyle gerginlikler istemiyorum zaten. Başka yorumumuz yoksa bitirebiliriz. Ben fiyat alabilir miyim son kez? Tabii neyin? Yatak odası takımını. 4 sene önce 15 bin TL'ye aldım toplam takımı. Halıların fiyatı ne kadar canım? Halıları geçen sene 800 TL'ye aldım. Tülün buraya çok güzel olmuş. Bunu evet. Ne kadar aldın? İlk defa kullanmamışsın. Evet, karışık duracaktı. Olurdu. Evet, ben de o yüzden tercih etmedim. Onu da 1500 TL'ye. İyi, güzel. Teşekkürler. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti evet, dış ses. Hadi o zaman gidebiliriz. Hadi gidelim. Okumakla ilgili konuda Şenay haklı. Çünkü Aynur arkadaşımız biraz çok böyle sinirli olduğundan dolayı hepimizi hor gördü. Hafta boyunca her fırsatta tam bir Antep gelini olduğunu söyleyen Züleyhan, çeyizinde de hayli iddialı. Antep işi nakışlarla süslü tepsiler, el örgüsü bebek battaniyeleri, rengarenk lifler ve patikler gözüme ilk çarpan parçalardan. Kim bilir bunca el emeğinin içerisinde daha ne kıymetli parçalar vardır. İsterseniz artık sözü Züleyhan geline bırakalım. Helenin ne olasan, Allah idam bulasan, eğer baban vermezse evde de bekar kalasan. Ninna ninna. Kızlar. Kızlar kaç gündür çeyiz çeyiz diyordunuz. Buyurun size gerçek Antep geleni çeyizi. Evet Züleyhan, baktım genel olarak güzel çeyizin. Yeterli bence. Şu yorgana gözüm takıldı. Sen mi işledin bunu? Kızlar bu bir bebek battaniyesi. Bundan bir tane daha işlenmişti ve bunu ben işledim. Çok güzel, eline sağlık. Şöyle göstereyim kalbine. Kalpli. Bunları parça parça işleyip birleştirdim. Kullanıldığı zamanda da şöyle arkasına nevresim geçiriyoruz ki bebeği rahatsız etmesin. O şekilde evet. Kullanılıyor. Ablama da işlemiştim. Şöyle renklerini birleştirdim. Böyle bir battaniye ortaya çıktı. Ben bunlar dikkatimi çekti. Dış ses, ben size kaç gündür bir Antep gelinin çeyizinde Antep işi olmazsa olmaz diyorum. Evet. Züleyhan gelin de Antep işi nakışlarını tepsi olarak, sunum tepsi olarak kullanmış. Bence çok güzel olmuş. Aynen. Çok güzel bir fikir. Favori parçan hangisi canım? Kızlar favori parçam şurada bir namazlık. Göstermek istiyorum. Bu. Niye bu Züleyhan diyeceksiniz. Çok evet. Düz, çok küçük.
Bu namazlık hacdan geldi ve çok uzun bir süre oldu. Dedemin dedesi belki. Çok eski bir parça. Evet, 100 yıla yakın vardır. Ya, evet. Güzel. Böyle nesilden nesile aynen tertemiz bir şekilde sakladık. Bu güzelmiş. Fikrini yani saklamanız güzel olmuş ama karşımda böyle hazır diyoruz. Ama bu seccadeler hazır değil mi? İşlenme seccadelerim de var ama bizim çeyizlerimizde namazlık olur ya. Aynen. Ben göstermek istedim. Aynen. Evet, ben de dağıttığım da oldu. Bunlar çok hazır fazla mı, kullanmak. Elemeği mi anlamadım. Elemeği de var. Şunlar işlenmiş, evet. Şeye üstüne işlenmiş. Ama direkt oyaları işlenmiş olanlar da var. Aa, bende de pembesi peki vardı. Bende de pembesi vardı. Bu şey oluyor değil mi? Nevseyken kullandığımız kesme oluyor herhalde. Antep'te kesme de meşhurdur. Kesme de vardır her gelinde genelde. Şöyle. Evet. Biz bunu nevseyken yani lohusayken açıyoruz. Açıyoruz. Nevseye çok önem verirler bizde. 40 gün yatırıyorlar. Aynen öyle. Çok güzel olmuş bence. Ve çeşit çeşit örteriz. Aynı her gün bir çeşidini örteriz. Tamam. Ben şurada bir şey gördüm. Ben yeni bir şeyler çakacağım. Şimdi hazır bir dalda giymişken evet, izin evet olursa tabii ne demek isterim. Zaten almışsın izni. Kendi günündekine tam uyumlu olurmuş yalnız. Değil mi? Aynen. Nasıl ben oldu? Sultan gibi oldum. Şurada lif görüyorum elbise şeklinde alabilir miyim? Vereyim canım hemen. Diğerini de verip mi yaptın? Diğer lifi de alabilir miyim? Ben şunu biraz çıkartayım şöyle. Bu tülbentlerin de çok güzel. Kına tacın değil mi? Evet, kına tacım. Yeşil giymiştim. Çok güzelmiş. Tülbentlerimin çoğunluğunu yengem işledi sağ olsun. Birazını da annem işletti. Ama şunu ben işledim kızlar. Bunu çok seviyorum. Liflerin yarısını ben, yarısını annem işlemiştir. Hiç ya, hazır yok. Evet. Çok iyi. Ama en çok sevdiğim bu. Bunu çok seviyorum. İlk yaptığın lif mi? Hayır. Bu ilk yapılmış bir lif gibi mi? Gayet ustalık lifi. İlk yapan kişi bunu yapamaz. Gayet ustalık lifi. Ben lif anlamam. Kızlar bunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Benim annem çeyizinde vardı. Buna batik diyorlar. Evet. Bunu kendi el emekleriyle boyama. Boyuyorlar. Boyaları var bunun, özel boyaları. Bende de vardı bununla. Kuzenim yapmıştı bana da. Aynen, çok güzel. Ben çok bayılırım bunlara, renkleri falan asla solmuyor. Evet, kesinlikle. Ben şunu sormak istiyorum. Bunu niçin koydun? Bunu bir ben anlamı çok, var mı? Evet, çok küçüktüm. Yani 4-5 yaşlarındaydım. Kuzenim hediye etmişti. O yaşta ben bunu çeyizime koyacağım dedim. Ablamdan mı gördüm? Ben de severim öyle şeyleri. Ablamdan mı gördüm, kimden özendim bilmiyorum ama küçük yaşımda çeyizime koyacağım dedim. O yüzden çeyizime kaldırdım. Böyle üzerinde de nikahta kullandığımız kartlar var. Bunu nerede kullandın? Kınamda kullandım onu. Bana şey gibi olmadı mı, nikaha gidermiş gibi. Evet. Seni buradan nikaha gönderiyoruz. Buradan eşliğe seslenelim. Neydi? Mevlüt. Yani gelinlik, mevlüt, nikah, bir daha nikah tazelemeye niyetlisin. Şuradaki dantelleri bakabilir miyim evet acaba? Onlar gerçekten çok kıymetli kızlar. Ablam işledi hepsini. Fiskos örtüsü, dolapların örtüsü, hepsi var. Yelek, yelek yok mu? Var kızlar, yeleklerim. İki tane. Evet, iki tane dediğim gibi. Gerek ben yok zaten. Aynen. Alabilir miyim bunu? Gazlı. Bunları kim yapmıştı canım? Tekrardan. Bazılarını annem yaptırdı komşumuza. Bazılarını da sağ olsun abimin eşi. Tabii ki abimin eşi yaptı. Oldu mu? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bunlar çok tatlı. Ama işte bunlar hep böyle şey. Bunları kim işte? Yoksa buna nasıl? Aşkım böyle bak, sabunu koyacaksın ya da koymaya da gerek yok. Elini koyacaksın böyle. Vur. Kadife'den kesesini. Yap. Bu şekilde yapıyorsun yani. Çok güzelmiş ya. Evet, onu annem elleriyle işledi. Bu kızlar, çok güzelmiş kızlarım canım ya. Kızlar, yeleklerin tamamını annem işledi. Eline sağlık. Çok ve biz bunları oluyor gerçekten ilkokula giderken işledi. Hmm. Hepimizinkini ayırdı. Bu Züleyha'nın, bu Kadir'in, bu Rezzan'ın diye. Bütün kardeşlerimizin. Şunu bir kez oğluma giydirdim. Ama olduğumda rahatsızlık çıkınca bunları kullanamadık. Bunlar sanırım hazır nevresim değil mi? Şeyde de söylemiştim, nevresim hazır değil. Biz bunları gidip seçiyoruz. Bu dantelleri de tek tek dikiyorlar kendileri. Hmm, evet. Hani şey değil böyle, kartondan hazır alınmış nevresimler değil. Öyle nevresim yok çeyizim. Ya iyi ki iki tane gördünüz kızlar, o kadar çeyizimi yani heba ettiniz. Bir sürü el emeği vardı, göz ardı ettiniz o iki taneyi gördükten sonra. Ben bu konuda çok haksızlığa uğradım. O yüzden hiç içim rahat değil bu konuda. Yani ben bir gün başka zaman, bugün belki son görüşmemiz olabilir ama tekrardan davet edip tekrardan tek göstermek istiyorum size. Bu konu hakkında çok rahatsızım. Yani ilk geldiğimizde keşke gösterseydim. Ben size yemin ediyorum hiçbir şey böyle ekstra aynen fazla gözüksün diye çeyizime koymadım. Neyse o. Benim hatam ne oldu biliyor musunuz? Ben şunu fark ettim. Konuştuğumuz için ben size çıkartıp göstermediğim için tek pişmanlığım o. Ben keşke de göstermem. Hepsini gösterseydim. İlk gün ona ben de uğruyorum. Çünkü evet, benim var ya nereden baksanız 50-100'e yakın bir aynen dantelim vardı. Maalesef hep saltlarda kaldığı için ilk gün aynen, ben de görünmedi. Çok pişmanım göstermediğim için. Sizce bu 50 bin lirayı hak eden bir Antep gelinine yakışır bir çeyiz mi kızlar? Evet.
bana göre hak etmez çünkü beni haksızlığa uğrattılar. Gerçekten el emeklerimi görmediler. Benim için de hak etmiyor, benimki de vardı. Hiçbiri açıp da bakmadı böyle. Benimkinde ben yeterli buldum açıkçası ama 50 bin lira eder mi? Ben evini tamamen gördükten sonra, sunumlarını gördükten sonra cevap vermek istiyorum. Peki o zaman isterseniz Aslı Hanım'ı da daha fazla bekletmeyin. Hep birlikte salona geçelim. Bakalım Züleyhan Gelin'in iftar masası nasıl? Ceyizleri benim ceyizimden bir tık el emekleri çoktu. Güzeldi, yeterliydi. Züleyhan'ın çeyizi güzeldi fakat sırf çeyizi fazla görülsün diye çocuğunun örgülerine kadar çıkartmış. Bilsem ben de iki bohça kızımın örgülerini çıkartır koyardım. Evet, işte karşınızda Züleyhan gelinin zarafetiyle göz dolduran sade ve kibar iftar masası. Sofrada Antep mutfağının göz bebekleri dizi dizi yerini almış vaziyette. Lahmacundan patlıcan kebabına, çiğ köfteden içli köfteye ve baklavaya kadar her şey var menüde. Bakalım gelinlerimiz nasıl bulacaklar? Gaziantep'te haftanın finalindeyiz ve son iftar masası sevgili Züleyhan geline nasip oldu. Züleyhan'cığım, bizim için ve izleyicilerimiz için sen Şveydis tarifi verdin. Evet. Bakalım nasıl yapmışsın, izleyelim. Kolay gelsin Züleyhan. Bugün ne hazırlayacaksın misafirlerine? Teşekkür ederim Düsses. Bugün Antep ve Maraş yöresine ait olan bir yemeği yapacağım. Şveydis. Ne demek Şveydis? Çok merak ettim. Şimdi anlamını bilmiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Kolaylık olsun diye akşamdan ben nohutumu ve etimi biraz haşladım. Üzerine şimdi biraz su dökeceğim. Şimdi bu kaynarken ben yoğurdunu hazırlayacağım. Yoğurtla terbiye mi hazırlayacaksın yoksa? Evet, yoğurdun tutması için, kesilmemesi için içerisine un, tuz ve yumurta akı koyacağım. Normalde şveydizin içine pırasa da konuyor galiba. Pırasa ya da taze soğan, taze sarımsakla yapılır. Ama çok acı, ağır olduğu için herkes sevmiyor, herkes yiyemiyor. O yüzden bunu, bu tarifi de kayınvalidemle, yani Maraşlılarda gördüm. Taze fasulyeyle yapıyorlar ve tadı inanılmaz güzel oluyor. O yüzden ben de şimdi size o şekilde yapacağım. Un koydum, tuz koydum. Şimdi bir de yumurta akını koyacağız. Sarımsak kullanmayacak mısın peki? Hayır, bu yemekte kullanmayacağım. Normalde koyuyorlar bu arada ama tadı böyle daha güzel olacak. Tamamen seni denemek için sordum Züleyhan. Çünkü normalde sarımsak konduğunu biliyorum bu yemeğe. Düsses, sen de Antep'in bütün tariflerine hakimsin. Olsun o kadar. 5 gündür buradayız sonuçta. Evet. Peki şveydizi sık sık yapar mısın yoksa sadece özel günlerde mi? Hayır, haftada bir kesin yapılır. O kadar çok mu seviyorsunuz? O kadar, eşim bayılır. Şimdi bu biraz kaynadı. İçerisine fasulyeyi de göndereceğim. Şimdi bunlar biraz harmanlanacak. Yalnız manzarası pek güzel. Teşekkürler, afiyet olsun şimdiden. Şimdi suyu ısındı, yoğurt kesilmesin diye sıcak sudan yoğurdun içine ilave edip ikisinin ısısını aynı hale getireceğim. Şimdi yoğurdu yavaş yavaş yemeğime ilave etmem gerekiyor. Tamamen fokurdayana kadar yemeği karıştırmam gerekiyor. Karıştırmayı bırakırsam kesilir. Sanırım artık sadece şveydizi iyice kaynayana kadar karıştırman gerekiyor Züleyhan. Evet, sonrasında da yağımı kızdırıp naneyi yakıp üzerine dökeceğim. Görsel bir şölen oluşacak ve soframızda çorbamı göreceksiniz. Verdiğim tarifi umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden afiyet olsun deneyenler için. Acayip lezzetli bir yemek olan şveydiz yaptın. Evet. Ellerine, kollarına sağlık. Çok da besleyici. Peki başka neler hazırladın iftara? Aslı Hanım, içli köftemiz var. Kurutmalıklarımız, sarma, lahana sarması, köfte. Bak bu acur. Bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Pek bilinmez İstanbul ve civarında. Gaziantep'e has bir lezzet. Annem kendisi yetiştiriyor. Evet, köyde yetiştiriyor. Kendisi oyup kurutuyor. Dolmaları da kendisi yaptı. Sağ harika. Çok teşekkür ederim. Anneciğin ellerine sağlık. Bakın şu patlıcan, şu kabak. Evet. Bu bildiğimiz acur turşusunun biraz daha böyle irisli. Aynen öyle. Biraz karta kaçıyor değil mi? Acur, bu da kurutulmuş biber. Acurun burada turşusu da mevcut. Biz ona hıta diyoruz aslında. Hıta. Bu acır, aynen öyle. Vay. Evet. Hıta. Evet, bu kabuğun gibi biraz daha. Evet, kelek gibi yani. Aynen öyle. Tamam.
Bunu da öğrenmiş olduk bak. Bunu da ben bilmiyordum. Şu taze nane mi? Evet. Niye öyle duruyor turşu gibi? Bilmem öyle mi? Biraz soğumuş mu? Soğumuş mu? Soğumuşuz. Yani turşuyla taze naneyi bir serviste. Köfte var ya. Evet köftenin yanına çok da şey yapmak istemiyorum. Üzerinde limon var diye. Mercimekli köfte mi bu? Evet. Tamam. Sen mi yaptın? Eltim yaptı sağ olsun dün gece. Sağ olsun. Sen ne yaptın başka? Ben şivediz yaptım size. Şivediz. Lahmacunun içine, ondan sonra patlıcan kebabını ve şivedizi ben kendim yaptım. Evet. Bu şey Maraş kömbesini. Evet Maraş kömbesi onu da Eltim yaptı sağ olsun. Ellerine sağlık. Çok da güzel yapar. Bu ciğer kavurma da çok popülerdir Gaziantep'te. Evet. Bu bildiğimiz hangi ciğerden? Hani tavuk ciğerinden paf, mi? Hayır. Koyunun paf ciğerinden. Paf ciğeri ne demek? Yani şey... O bildiğimiz tamam. Arnavut ciğeri yapılan kısım hayır, mı? Hayır değil işte. Akciğer mi? Aynen öyle. Akciğerden yapıyor aynen değil öyle. Mi? Değişik. Annem yapıyor sağ olsun. Çok sağ da güzel olsun. Lezzetli oluyor. Oh, nohutumuz var. Antep'in vazgeçilmez sofrası. Yuvalama. Allah, çok güzel. Ellerin kolların dert görmesin ablacığım. Çok İçli köftelerde böyle toz fıstık serpilmiş. Evet. Güzel bir örtü, güzel bir tabak sunumu. Peki gelinlerimiz ne diyecekler acaba? Faziletciğim senden başlayalım. Önce aslanım ben şöyle demek istiyorum. Yemek takımı çok hoşuma gitti. Beğendim ben. Teşekkür ederim. Sunumluklarım da hoşuma gitti. Ay Fazilet bir şey gördüm. Ne gördün? Bir dakika sözünü valla kesiyorum. Hürrem Sultan'ın servisliği burada. Sultan Süleyman'a bununla servis yapardı. Size yakışır şekilde. Allah'ım burada bir zümrüt, burada bir pırlantalar falan. Ay bunlar çok mu değerli? Biraz kıymetli. Şöyle kendilerini hafiften çok şıklar diye göstermekle evet. Bir heyecanlandım. Evet, zümrütlü aslında. Pırlantalı altınlı efendim altın kap altın sap. Evet. Bak konuşamadım o kadar heyecanlandım. Gerçekten çok şık. Çok fiyatını öğrenelim mi? Var mı bunlar böyle komple bir 500 bin TL? Yok o kadar değil. Sonuçta bunlar bir kaplama, servis gereçleri 5000 TL. Ha, bunlar 5000 TL mi? Evet birkaç tane daha takım, var. Evet takım iki tane daha. 5000 TL. Yine evet. De pahalı biraz. Gold sen daha iyi anlarsın. Sen daha çok seviyorsun gold'u. İçlik var. Evet. 5000 TL'ye de yani 5 tane kaşık alınmaz. Bunu çok saçma gözüken bir istiridye 350 TL veren Şenay mı söylüyor? 5000 TL'm vardı ki verdim. Evet çok güzelmiş. Faziletçim devam et tamam. Şöyle diyeyim aslanım. Dediğim gibi yemek takımı çok beğendim. Sunumlukları hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Benim tekrar. İçin bir sıkıntı yok ama çeşit biraz daha şey olabilirdi. Ne olabilirdi? Fazla olabilirdi yapma sanki. Yapma ya. Evet. Yani bu yeterli değil mi sizce? Sen ne diyorsun? Ha, sen zaten evet çok çeşit sevmiyordun. Gerek yok ya şimdi. Gerek yok değil mi? Daha ne olsun ya? Yani, daha ne olsun? Karnımız doyacak yani yeter Allah zaten. Allah Halil İbrahim bereketi versin kesenize. Amin. Olmayanlara da ver ya Rabbim mübarek amin. Gün. Gerçekten amin. Öyle. Evet. Şöyle söyleyeyim aslanım. Evet masa çok güzel ama ben yemek takımının masasını, örtüsünü beğenmedim. Hmm. Çok basit kaçmış. Öyle mi? Daha şık güpürlü bir şey olabilirdi. Ne diyorsun? Şunu söyleyeyim aslanım. Beni zaten izleyecek olan kişiler diyecek ki bu Züleyhan değil bu sofraya. Ben çok daha sade bir insanım ama kızlara, size ve Antep insanlarının sofraya ne kadar özen gösterdiğini bildiği için bu sunumlukları gerçekten bu programa özel aldım. Ne diyorsun? Gerçekten. Ay canım ya zahmetler vermişsin gerçekten. Çok evet normalde böyle şeyler kullanmıyorum. Çok sade örtü bir insanım. Örtü peki ne kullanıyorsun örtü yerine? Berra bakayım Berra'nın supla. Keşke öyle bir şey yapsa. Bu evet, şeye çok basit durdu. Kaçardı. Basit kaçardı. Bunun küçük kalmasının sebebi de masam büyük. Küçüklük değil. Kenarındaki mesela danteller daha şık. Çok daha sıradan mı diyorsun? Olabilirdi. Daha sıradan. Belki de olabilir. Çok gibi. Aslında evet. İlgi alanım değil. Haklı olabilirsiniz. Kızlar dediğim gibi ekstra özen gösterdim aslında. Evet. Bir de böyle. Keşke bardaklara düz kullansaydın. Ama bardaklar... Bence başlı başta güzel kapalı zaten. Ya. Gerçekten yok, yoruma değildi. Kapalı. Şöyle söyleyeyim. Evet kendi başına çok şık bir takım. Bardak takımı. Evet. Ama yemek takımı da çok karışık ya biraz. Aslında gayet sade seçtim. Küçücük gold detaylar var. O da uyum sağlaması adına. Bence su takımı gayet güzel. Sadece yemek takımı biraz bu masaya göre biraz sade. Karışık. Bak sen sade diyorsun o karışık yok, diyor. Ben de bilerek sade buldum. Seçtim. Aslında küçücük gold detaylar olsun bak, ki çok da uyumsuz kalmasın dedim. Beş parmağın beşi bir mi değil ha, evet. İşte. Ah evet. Zevklerde aa, yani böyle tabii bir ki, şey. Tabii ki. Bardakların çok şık gerçekten. Çok severek fiyatını aldım. Fiyatını öğrenelim mi? Fiyatı takım olarak 13.500 TL. Pahalı. Çok ama pahalı. Ama 12'li ve bir bardağı daha var kızlar kalabalık bulmasın diye. Hı-hı. O zaman anca aslanım. Şık. Evet. Evet. Peki yemek takımının fiyatını öğrenelim. Yemek takımı da 10.000 TL. 10.000 TL. Evet. Çatal kaşık. Çatal kaşığı da öğrenelim. Bir saniye bir tane. Çatal kaşık altılı şekilde 1.500 TL. Tamam. Evet canım.
Sadece ben şurada bisiklet şeklinde olan sunumunu beğenemedim. Geri kalan şunlar tam benlik zaten. Evet. Çok ama çok güzel. Evet. Sadece orada bisiklet şeklinde bir kurabiyelik var. Kurabiye koymuş sanırım, kereviç koymuş. Evet. Onu beğenemedim. Bir de sürahinin kapağı yok büyük bir ihtimalle. Kapaksızdı bu arada sürahi. Ya. Evet, tarzı, modeli böyle. Dediğim gibi yeni aldım hepsini sizin için. Ama var. Modeli böyleydi. Ama aslında bir kapak olsa daha hijyenik olabilirdi sanki. Olabilir, gold evet. Gold falan kaçmaz. Evet, ben o gold detayının böyle gözükmesi hoşuma gitti. Kapağı belki kapatabilirdi. Onun böyle şey, geçirmeli. Ampul gibi evet, böyle mum ampuller var ya. Böyle evet, bir ampul olabilir. Gibi. Belki de satın almış olabilir. Eksik olmuş olabilirler. Aslanım var çünkü. Sorarım. Canım. Ne bu? Aa, ne orijinal. Ne kadar güzel değil mi? Ne kesiyorsun, koyuyorsun? Şimdi böyle kek mesela keserken. Kızlar var bu arada. Masama koymayı unutmuşum, kusura bakmayın. Neyi? Bir tatlımı masaya koymayı unutmuşum. Aa, nerede, mutfakta mı? Dolapta, buzdolabında. İsteyelim ya, getirsene dış sesçi. Spatula ve bıçak. Aa, bu kaça aldın sen? İthal mi hepsi bu? Hepsi takımda. Ay, bundan hemen almam lazım eve, değişik. Farklı. Ne diyorsunuz? Çok güzel bence. Kolay mı bunun kullanımı? Vallahi arkadaşımın yeriydi. O bunun kesinlikle çok kullanışlı olacağını söyledi. Allah Allah. Evet, ben de eksik değişik kalmasını istedim. Hiç görmedim biliyor musun böyle bir aparat? Ben ilk defa görüyorum. İlk defa yeni yok, çıkmış demek ki. Yok, ben daha önce kullandım. Çok. Öyle mi? Bak, Şenay, hiçbir gelinde görmedim Şenay. Allah Şenay. Ben de bakabilir miyim Aslı Hanım? Böyle bahçıvan, hani bahçe makası gibi. Aslı Hanım, ben canım söylemek istiyorum. Lütfen. Eline sağlık Züleyhan'cığım. Teşekkür ederim. Çok pardon, Züleyhan bu mu? Evet. Tamam, hani rica ederim. Alsana sana zahmet. Yavrum. Ağzımız tatlansın. Evet, iftarda. Evet. Madem yapmış, şimdi evet, olması gösterelim. Ver canım. Teşekkür ediyorum ablacığım. Gelin pastası. Gelin pastasını da böyle şık bir... Güzel değil mi? Gondol muydu evet, bu? Bir gondol vari bir şey. Evet. Ama güzel parçalar. Teşekkürler. Eline sağlık yavrum. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Aynur'cum. Züleyhan'cığım, ellerine sağlık bize bu kadar çeşit yaptığın için. Teşekkür ederim. Ben sadece şu nohutla kavurmayı biraz saçma buldum. Yani iftar sofrasında olmasa daha iyi olurdu. Evet, normalde kahvaltıda evet, sahurda yiyoruz ama ha, hani Antep'e yiyoruz. Sahurda mı? Evet. 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 Mesela akşam yemeğinde yiyorsunuz. Ama iyi oldu, gösterdik, hiç evet, görmemiştik. Aynen. Onun dışında peçetelini ve masa örtünü beğenmedim. Onun dışında uyumlu. Aslında peçete yüzükleri goldlu bir şey olsaydı var ya. Aşık gösterişler. Mesela şurada ya, çiçek şey detaylar var ya. Onlardan mı olabilirdi? Veya ondan şu olsa çok güzel olurdu. Doğru söylüyorsun. Evet, ben inci sevmem ama inciyi de baksana üstünde. Uydurmuş. Yani bunu şu şekilde bile koyabilirdim. Evet, çok haklısınız. Şöyle. Şimdi bakın şöyle. Daha bitti, modern dururdu sanki. Bakın. Ama yok, bu sefer de yüzük yok diye şey yapardık. Yo, ben yüzüksüz yapardım de severim mesela. Dediğim evet, gibi ekstra sizin için özen gösterdim. Yoksa çok alakam olan bir konu değil. Peki bu masa 50.000 TL'yi hak eder mi hanımlar? Bence etmez. Bence etmez aslanım. Etmez. Sence Aynur? Bence eder. %50. Peki haftanın en iyi masası kimdeydi? Yani bu konu tartışılmaz. Fazilet'le bendim. Sonra evet, Züleyhan. Hı. Aynen. Çeşit olarak. Çeşit olarak evet, çeşit evet. Ama şimdi bir şey söylemek özür dilerim. 50 çeşit özür, vardı. Çok gerek özür diliyorum Aslı evet, Hanım. Şöyle söyleyeyim. Gerek yoktuktan ziyade su böreğini, kalem böreğini koyup fazla fazla göstermek yerine gerçekten bir iftar sofrası olsun istedim. Hani böyle 5 çayı değil de iftar sofrası. Çünkü 5 çayı zaten. Heh, bugün yemek yani. Ben de öyle yaptım. 5 çayı oluyor. Ama canım, benim de içli köften vardı, dolmam vardı, çikolata vardı. Vardı zaten. Çok özür dilerim. Kızlar çok özür dilerim, şunu söylüyorum. Senin 5 tane 6 tane içli köften, diğer köfteden 5-6 taneydi. Ben dolu dolu koydum, millet yani orucunu açacak. Ayrı ben ayrı bir şey demek istiyorum. Ayrı ayrı koymadım, hepsini tamam, bir ama koydum. Tamam da arkada illaki vardır. Ben bir şey demek istiyorum. Onu ben göstermek amaçlı koymuştum ama zaten. Ama kötü gözüküyordu. Gerçekten kötü gözüküyordu. Çok az gözüküyordu. Ben düşünmüyorum. Ve şey yani ben ekstra demiyorum ama koymuşken güzel görüntü olsun. Senin gibi çok sayılı, hani kızlar yemesin aman dermiş gibi duruyordu. Yeter, bence yeterliydi. Diyete girmiş olurdun. Peki. Ben naçizane, ben de böyle seviyorum. Hani bir yemek yapıldıysa dolu dolu koyarım ben de mesela. Kimde vardı? Sende vardı. Evet. Pilavın, ortada tavuğun mesela. O öyle sunulmalı. Mesela işte öyle 3-4 çeşit olsa bence kafidir. Bu doluluğu seviyorum ben hani. Ama 150 çeşit gerek yok. Otelin açık büfesi gibi günah. Şuraya geliyoruz 10 kişi evet, en fazla. Gerek yok. Ama çok meşakkatliydi gerçekten. Çok emek vermiştin sofrana sen hepiniz. Çünkü evet, neden? Gastronominin başkenti diye nitelendirdiğimiz evet, Gaziantep'teyiz. Ve sizi çok iyi anlıyorum. Tabii ki en iyi şekilde Gaziantep'in özellikle damak çatlatan lezzetlerini tanıtmak istiyorsunuz. Tıpkı şu anda senin yapmış olduğun gibi. Ama burada Gaziantep'e ait hemen hemen
tüm özel ve öne çıkmış lezzetleri var gibi, doğru mu? Evet. İş köftesi, kurusu, dolması, yuvalaması, şivedizi, nohutu, ciğeri, patlıcan kebabı, turşusu, mercimeği. Yani var. Gerçekten ellerine, kollarına sağlık. Şimdi biz buradan senin düğününü izlemeye geçelim bakalım. Hadi geçelim. Evet, iftar masasıydı. Güzeldi. Gotlar masayı parlatmıştı, sadece o kadar. Bu haftanın en fazla çeşidi benim masamdaydı. Ama gerçekten Züleyhan arkadaşımız iftar masasına yakışır bir masa hazırlamış. Züleyhan'cığım, her şey için teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Bir tanem, eşinin ismi neydi? Mahmut. Mahmut'la nerede, nasıl tanıştın? Mahmut'la Görücü Usulü tanıştık biz. Hı-hı. O şekilde evlendik. Görücü Usulü. Evet. Bir abla demiştin galiba, anlatmıştın. Patronumdu kendisi. Başka seni kandırdı mı yani? Nasıl kandırdı seni evliliğe? Nasıl ikna etti? Kandırmadı. Kişiliği gerçekten çok güzel. Çok efendi bir insan. Hala söylüyorum. Benim hem en yakın arkadaşım hem çok eşim. Çok güzel. Ben de öyle söylerim, biliyor musun? Evet. Yani en yakın arkadaş olmak çok önemli. Önce arkadaş, dost, sonra eş gibi, değil mi? Kesinlikle. Bravo. Peki nasıl geldi evlilik teklifi? Evlilik teklifi, biz zaten nişanlıydık bu arada. Seni aldı garantiye. Evet, bir gün ya da iki gün sonra nikahımız vardı. Nikah kıyafeti almaya çıkmıştım, öyle normal spor kıyafetlerle. Bütün arkadaşlarımızı, sevdiğimiz insanları sevdiğimiz bir kafede toplamış. Orada böyle bir evlenme teklifi yaptı. Şu an izliyoruz. Evet, çok küçüğüm orada. Çok güzel olmuş. Bakayım. Ay, kaç yaşındasın orada? 23 yaşındayım ama çok zayıftım, 45 çok kilo. Yine zayıfsın. Boyu da kısa olunca küçücük çocuk gibi gözüküyordum. Ya bence çok güzelsin. Teşekkür ederim. Peki nişanda neler yaşandı, istemede neler yaşandı? Benim isteme, söz, nişan hepsi birlikte evde oldu. Ben sade istedim, sade bir şey olsun istedim. Siz nerede oturuyordunuz? Antep'te oturuyorum. Antep'te oturuyorum, eşim de Antep'te oturuyor. Ha, ailesi de Antep'te. Hepsi Antep'te, Maraşlılar ama Antep'te oturuyorlar. Antep'te yaşıyorlar. Onların ailesi, benim ailem toplamda böyle kaç kişilik? 100 kişilik. 100 kişilik abim. Evi aldı mı o kadar insan? Şöyle, annem ve abim karşılıklı oturuyordu. Erkekleri, abimleri aldık, kadınlar bizim taraftaydı. Hı-hı. En iyisini yapmışsın. Kim istedi seni? Eşimin manevi amcası diyelim. Aha. Evet, aha. Benim dayımdan istedi. Bir şey taktı mı? Baba. Babam da var ama bizim dayıma çok değer veririz, çok kıymet veririz. Dayımdan istedi. Nişan videom da var, nişan klibim de var. Orada da görünüyor. İzleyelim. Bu pastan mı? Evet. Nişan pastan mı? Evet. Bunlar magnetlerim. Mor mu giydin? Hayır, gold giydim. Gold giydim, gold sevmeyen ben gold giydim. Burada bayağı bir gold detaylar var. Evet, her şey altın sarısı. Evet. Evet, klibime de klibime de bakabilirsiniz kısaca. Klip mi yaptırdın? Evet. Hadi klibi izleyelim o halde. Çok güzelmiş. Elbisenin fiyatı ne kadardı? O zaman 4 sene önce, hatta daha fazla oluyor nişanlı olduğum için 5 sene önce, 800 TL'ye almıştık. Gayet uygun. Evet. Kullanıyor musun, saklıyor musun? Saklıyorum, hatta bir özel günümde daha giymiştim. Peki senden şöyle bir şey rica etsek, getirsen bize, göstersen güzel olmaz mı? Şahane olur. Evet. Bence çok güzel olur. Olur, kızlar isterseniz gösteririm. Evet, olur. Size sabah sana göstermiştim ya, gardırobundan getirebilir misin? Emriniz olur Züleyhan Hanım, ailenizin hizmetçisi olarak görevimiz. Bu arada ikinizin de gözleri aynı renk gibi. Ama benimki lens. Aferin, bak itiraf etti hemen. Ya ben... Söylemeyi düşünmemiştim. Özgüvenli kadın. Söylemeyelim. Ya da ya, böyle şeyleri, gözüme. Böyle şeyleri söylemeyelim. Gerek var mı? Gerek var mı değil hiç mi sen ya? Yok, ben hiç. Yalanı sevmem. Benim dobra gelinim. Benim orijinal. Ya. Maşallah, benim orijinal. Bakayım, ay bugün de göz makyajın çok güzel olmuş. Bakayım sen... Allah'ım! Gaziantep'li gelinlerimin hepsi çok güzel, maşallah. Kızlar, nişanda giydiğim elbisem şöyle. Gel aşkım. Aa, geldi elbisemiz de. Ay bence çok güzelmiş. Böyle. Şık, evet. Güzel günlerde kullandım inşallah. Ben geliyor mu sana? Çok evet, hala giyiyorum. Ama şey, likralı esnek, kumaş. Evet, aynen gelir. Yo, evet, bedenim evet. De hala 36. Buyurun. Ben evlendikten sonra bedenim 3-4 geçti yani. Ne oldu? 74 mü? Ben evlenirken evet. 58 kiloydum, şu an 75. Ay sorma. Asla gelmiyor hiçbir şey. Sus, kimse duymasın. Kilo tamam. Hakkında konuşmayalım Mehmet, hiç gerek yok. Ben karışık bir insanım, bence. Konuşuruz. Ben evlenmeden önce de şişman oldum. Şişman demiyoruz, balık eli diyoruz. Yani.
Hiç değişenmiş olmadı aslanım. Peki. Daha bir şey oldu. Zayıflama oldu doğumdan sonra. Ay canım benim. Peki bu kıyafet? Nikah. Nikah. Ne kadar güzel. Çok güzel olmuş. Beyaz bir tülle elbise giydim nikahımda. Ferace gibi. Evet. Nikah elbisen ne kadar? Nikah elbisemi 500 TL'ye almıştım. Nikah elbiseyi de getirsene darmıyorum. Şakaydı bu. Görüyoruz çok şık gerçekten. Ben nikahımda kırmızı giymiştim. Nikahta. Evet. Ya Şena illa farkını beyaz giyilir ya ben beyaz giydim o yüzden. Ben de beyaz giymiştim. Şena'ya da beyaz yani zaten gelinlik giyecek düğünde. Yani. Ben bile kırmızı aşırdım. Bulaşık makinemi, çamaşır makinemi bile kırmızı alacaktım. Herkes beni bir frenliyordu, dur Şenay diyordu. İşte nikah elbiseme karışmayın demiştim. O zamanlar giymiştim. Hatta benim mutfak perdem, halılarım, masam kırmızıydı. Ben daha bu evimi değiştirdim üstünden kaç defa. Bir tiksinti geldi sonra kırmızıdan. Değiştirmişsiniz. Peki Şenaycığım. İyi ki de bir değiştirdim. Kına gecen ne zaman oldu? Kına gecem normalde 2020 Nisan ayında olacaktı. Korona girdi o zaman. Bütün düğün salonları falan kapandı. 1 Temmuz'da düğün salonları açıldı. 1 Temmuz'da hemen kınamı yaptık. Kaç kişilik? Valla koronadan dolayı çok fazla kişi katılamadı ama yine 200-300 kişi vardı. Güzel. İyi. Evet. Çünkü kaç kıyafet giydin? Bir tane giydim. Süremiz kısıtlıydı. Bir tane sadece böyle nişan elbisesi gibi yeşil bir elbise orada giydim. Takı oldu mu? Orada takıya da izin vermediler. Öncesinde takıldı. Yani düğünde takılan takılarımdı. Yeşil mi giydin sen? Evet. Çok yakışmış. Sümrüt yeşil. Kiralık mı? Kiralandın. Kiralıktı. Ne kadara kiraladın? Kınalı ve düğün elbisemi birlikte kiraladım. Gelinliğimi. Nikah elbiseni. Gelinliğimi. Gelinliğimi. Çok özür dilerim. Evet. Gelinliğimi ikisini 5000 TL'ye kiraladım. Aa çok iyi. Evet. Çok 4 iyi. Sene, 5 sene önce. Olsun yine de evet. Çok iyi. Nerede fotoğraf çekildi? Burada meşhur bir kafede. Kızlar bilir. Hmm. Evet. Peki. Evet, düğünde de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Düğünde kaç kişi vardı peki? Düğünde benim eşimin tarafı biraz kalabalık olduğu için çok fazla kişi geldi ama takıntı takıp çıktılar. Koronadan vardı. Neler taktılar? Kızlar kayınvalidem bana beşli yaptı. Beşliyi bilir misiniz bilmiyorum. Cumhuriyet değil. Beşli bir yerde. Evet reşattı yani 25 tane cumhuriyet ama 5 tane reşattı. Hmm. Evet fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Evet. 5 tane reşat yaptı. 20 gramdan 6 tane bilezik yaptı. Misafirler de 15'e yakın bilezik taktılar ve 7-8 tane cumhuriyet. Bu arada sen topuldu. Evden çıkarken bir kırmızı kuşak bağlandı. Evet. Abin mi o? Evet abi. Bağlayan. Kaç kardeştin Züleyha? Biz 6 kardeşiz. Oy maşallah. Evet. Peki kaç numara? Abim ikinci. Hepsi canım. Gerçekten aile çok kıymetli. Çok seviyorum hepsini. Ablamı. Hayırlısı bakıyorsun sen öyle. Ben klibimde görürsünüz. Annem de çok ağlıyor düğün klibinde. Çok duygulandık. Baban. Evet çok bağlıyız birbirimize ne ailecek. Güzel yavrum ya. Allah baban mı? Evet. Babam da böyle eksikleriz. Klipte görürsünüz kızlar zor tutuyor kendini. Çok zor ya. Ne güzel adetler, evet. Ne güzel anılar bırakmışlar size aile büyükleriniz. Çok şanslısınız. Davul zurnayla gelip kafamın önünden aldılar beni. Ne güzel, ne mutlu sana, evet, ne mutlu aşkım yavrum. Ve kapıdan çıkıyorsun. Kırmızı dumanlarla. Şey yaptılar mı sana da sizinkiler? Evinin anahtarını hani bazı gelinlere veriyorlar ki her zaman bu evin kapısı sana açık. Evet. Anlamına geliyor. Öyle bir şey yapmadılar ama zaten öyle. Çok şükür arkamda. Mutlaka evet, arkamda dağ gibi duran bir ailem var. Çok şükür. Çok seviyorum onları. Çok şükür. Benim babam şey vermişti, yüzük vermişti bana. Bir şey ihtiyacınız olduğu zaman, şey yaptığınız zaman bunu bozdurup her zaman kullan, gerekirse çık gel demişti. Ay canım benim. Ne güzel. Bozdurdun mu? Arabanın içine koydum. Kayınvalidem orada. Gerekirse çıkıp gidip babacığım arabama biraz daha para ver dedin mi? Demedim ama destem yok demez. Ay canım benim maşallah. Peki neler takıldı bir tane? 6 tane bilezik takıldı 20 gramdan. Hı hı. Misafirler 15 tane bilezik taktı. Dediğim gibi 5'i bir yerden vardı reşat evet. Altınlarım ve 7-8 tane daha cumhuriyetim vardı. Maşallah vardı derken duruyor mu hala? Satıp hayvan aldık. Hayvan küçük baş hayvan çiftliğimiz var. Öyle mi? Kaç evet. Tane hayvanınız var şu an orada? 300-400'e yakın hayvanım var. Vay. Evet. Kim orayı idare ediyor? Allah razı olsun kayınbabam bakıyor. Hiçbir ücret talep etmeden. Maşallah. Evet. Sağ olsun. Nasıl iyi bir gelir elde ediyor musunuz bu işten? Çok şükür. İyi maşallah. Evet çok şükür. Nasılsınız? Bak sen de hayvanları seversin, biz de böyle bir çiftlik mi yapsak ortak seninle? Çok güzel olur tabii ama o kadar para toplayabilir miyiz hiç bilmiyorum aslanım. Doğru.
Şimdi çok pahalı tabii değil mi o işte kurmak? Yani güzel kazancı var çok şükür. Ay klip çok güzel olmuş Züleyhan ya. Teşekkür ederim. Bakın nasıl topluyor maskeli paraları. Maskeli herkes yalnız. Evet. Eşim de ekstra evet. Aldı da kapıyı artık aç diyor. Bu arada Aslanım, Kınam'da çok komik bir olay oldu. Ne oldu? Kınam yakılacak, işte hazırlanıyor eşyalar. Evet. Avucumu kapatacağım, onun heyecanıyla böyle kilitlenmişim ben tabii o ara fark etmedim. Üzerime örtü örtülüyor, bizde damadın da üstüne yeşil örtü örtülür. Ama böyle ha, üçgen şekilde omuzuna. Evet. Heyecandan artık kimi örtüyorsa eşimin üzerini de böyle başından aşağı adamı kapatmışlar. İnanmıyorum. Gerçekten. Evet. Onu da böyle avucuna ben de açmıyorum. Eşim şöyle bana bakıyor, ben tepki vermeyecek aldım diyor ki ne oluyor? Ya o da bilmiyor çocuk. Aynen, ne böyle yapsın? Mi olması gerekiyor? Ah canım, sonra ne yaptınız? Sonra tabii ki hemen kendi kaldırıp düzeltti. Çok komik olmadı mı? Çok komik oldu. Çok komik olmuştu. Evet, çok ilerdi. İkisi birinin başında, yeşil birinin başında. Ben eniştenin yerinde olsam elimi açmıyordur, açmıyorum derdim. Vallahi bence de sen yapardın. Ben enişte de yapardım. Benim gibi birini bulmuş, elini mi kapatacak? Değil mi? Tabii. Yani benimkileri de al karıcığım. Ben kapattım lazım. Bu arada elime. He. Ben böyle hani Cumhuriyet falan bekliyordum kayınvalidemden. Ellerimi kapattım. Ne geldi? Ne geldiğine bakmadım. Utandım. Sonra bir baktım çeyrek. Okula gitmişim. Kayınvalideme dedim ki hani bana çeyrek mi taktın gerçekten dedim. O da dedi ki bizim adetlerde dedi kınayı yakan kişiye verilir. Gelinde kalmaz. He. O yüzden az koymuş ki hani yabancıya gidecek az kalsın. Kim yakmıştı kınalı? Arkadaşım en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşına ben sevgiler aldım. Vermedim bu arada. Sonra tabii ki eve gittiğimizde hani kızlar şeyden arabadan inme adeti var ya. İzledim arabadan ya. İnmedim. O zaman Cumhuriyet'i kaptım ama. Vay, evet. Akıllı kız ya. Evet. Akıllı gelin de hali başka. Ama çok gerçekten güzel. Kocamı seviyorum. Ay maşallah. Vallahi. O zaman çok sevdiğin koca bir ara bakalım Züleyhancığım. Mahmut bir ilişki testi yapacağız be. Hiç güvenmiyorum kocama. Bak altın var işin ucunda. Sen bilemiyor aslında. Başarırsın ya. Bu işi. Heyecanlanıyorlar bence. Evet. Tatam. Vay, bunu dediğim uyku geldi. Şöyle koyalım. Canım merhaba. Merhaba. Müsait misin? Müsaitim şu an. Tamam, şimdi ilişki testindeyiz. Telefonu Aslı Hanım'a veriyorum. Ver. Dinliyorum. Ver. Sen çok niye vermiyorsun canım? Çok kibardır. Mahmut. Efendim Aslı Hanım. Nasılsın kardeşim? Allah'a şükür, sizi sormada hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok naziksin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mahmut'cum, ikinize aynı anda soruyu soracağım. Lütfen sen hiç cevap verme. Her soruyu ilk önce eşin cevaplayacak. Ardından senden rica edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ediyorum. Bir moral alkış alalım. İlk sorum geliyor. Mahmut orucunu su ile mi yoksa hurma ile mi açar? Su ile açar. Evet Mahmut. Suyla yaşarım. Aferin. Mahmut dişlerini günde kaç defa fırçalar? Bir defa. O da benim sorum. O da senin. Niye bu erkekler diş fırçalamayı sevmiyor? Benimki sabah akşam fırçalar. Benimki çok seviyor sana. Aynen. Benimki de çok seviyor. Sever. Asla fırçalamadan yatmaz. Aferin. Dur bakalım. Evet Mahmut. Bir defa, bazen de yapmam. Ne yazık ki alkış. Kayınvaliden nesiller boyunca elden ele geçen aile yadigarı kolyeyi kime verir? A. Sana verir. B. Eltine verir. C. Görümcene. D. Torununa saklar. Görümceme verir. Evet, cevap lütfen. Torununa saklar. Aşkım, İpek daha kıymetli annende biliyorsun. Demek ki değilmiş. Torun daha kıymetliymiş. Torun daha kıymetliymiş. İşte düşünerek cevap verelim. Olsun, devam ediyoruz. Kayınvalidene kahve yaptım fakat kayınvaliden kahveyi beğenmediğini söyleyip yeniden yapmanı istedi. Buna nasıl bir tepki verirsin Züleyhan? Yaparım tekrar. Evet Mahmut. Bir şey demez, tekrar yapar. Güzel. Züleyhan'ın toplamda kaç abiye elbisesi var? Sen biliyor musun kaç tane var? 10 tane der ama. Peki. 10 der. Konuşuyor kendi kendine. Mahmut burada konuşuyor şu an. Bakalım bir dakika. Sen ne dersin? 10 der. Peki. Evet Mahmut, cevap. Bir tane şu anki var. Başka da yok abi. Mahmut, abiye kıyafetim yok mu Mahmut ya? Üf.
bilmiyorum ben hangisi abiye. Abiye'nin... Ayıramıyorum. Hangisi abiye ayıramıyorum dedi. Hani boncuklu, incikli, boncuklu böyle uzun. Bir sürü elbisen var diyorsun. Işıl ışıl özellikle de gece giyilir. Vallahi ya iki ya üç tane o kadar. Tamam aşkım. Tamam oldu oldu. Tatlıya kim daha düşkün? Sen mi Mahmut mu? Aslında ikimiz de düşkün değiliz ama bir tercih olsa o ben olurdum yine ona peki göre. Peki. Evet. Kesinlikle Zülyan. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut kardeşim. Kaç yanlış var? Aslı Hanım maalesef iki yanlış cevap var. İki yanlış var ya. Şey olmaz kısmet. Kısmet değil. Biliyorum ben eşimin bilmeyeceğini. Burada iddialı değilim. Öyle mi? Evet. Peki Mahmut'cum canım kardeşim çok teşekkürler ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür sağ ol canım. Süleyhan. Geçmiş olsun. Evet sağ olun. Neyse ki haftanın ödüllü oyununu kaptın. Aynen. O yüzden çok üzülmedin sanki. Peki şimdi malumunuz efendim cuma günü haftanın büyük ödülünü hangi gelin alacak? Bizden 50.000 TL'yi hangi gelinimiz kazanacak? Ama onun öncesinde gelinler Züleyhan geline puan kullanıyorlar. Puanlamadayız. Kimden bekliyorsun en düşük puan? Selvi Han'dan. Evet. Neden? Selvi Han zevkin sadece parayla olduğunu düşünüyor. Benim sana puanım. Aynur'un çok yanlış yansıtıldığını düşünüyordum zaten. Keşke sıfır olsaydı sana sıfır verseydik. Şenay'ın gerçekten Aynur'la tartışmalı olduğu için böyle konuştuğunu düşünüyorum ama Selvi Han sadece lüks eve birinci olacak ya da olmayacak para, diye sende de para var düşündü. Gayet günlük güzel oynadın zaten. Yok, eksi beş olsa eksi beş bile evet verirdim. Harikasın kız. Senin sadece evin güzel zevkin evet değil. Gömerim seni paramla o zaman evet, anladın mı? Ben koca parasıyla yapmadım bunları bu arada kendi bileğimin hakkı. Yok ben kocam parasıyla yaptım. O kadar param var niye bu kadar hırslandın ki sen? Daha çok para istiyorum. Az sonra. Büyük ödülümüz 50.000 TL için son saniyeler, son dakikalar diyebiliriz şu anda. Evet, en yüksek puanı kimden bekliyorsun? En yüksek puanı Aynur ya da Şenay'dan bekliyorum. En düşük puan? Selvi Han'dan. Selvi Han. Evet. Neden? Selvi Han zevkin sadece parayla olduğunu düşünüyor. Wow. Evimi görünce de korktu. Yok öyle düşünmüyorum şey öyle ben. Şıklık yanmıyor sadece parayla olabilen hayır, bir şey mi? Hayır ne alakası var? Seninki de spor sana göre şık. Benimki klasik bana göre güzel. Büyük finale geçmeden önce kutular açılsın ve senin puanların gelsin. Evet Şenay'cığım senden başlayalım. Ben evi genel olarak beğendim. Eksikleri tabii ki vardı. Halıları, birkaç tane abajurları. Çeyizinde birkaç eksiklikler gördüm. Ama yine de bana göre kötü bir ev değildi. Uyum içindeydi ne kadar birkaç eksiği de olsa. Ben puanımı verdim. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım. Dört puan. Ben Şenay'ın yorumlarından zaten evi beğendiğini anladım. Dobra bir kadın olduğunu da görüyordum zaten. Hı hı. Puanı için teşekkür ederim. Düşük puan asla bu eve vermezdim. Ben Aynur gibi bir oyuncu değilim. Bu ev gerçekten dört puan hak ettiği için kendi vicdanımın sesini dinleyerek 4 puan verdim. Aynurcuğum seninle devam edelim canım. Aslı Hanım ben değil puanım konuşsun direkt kutumu açmak istiyorum. Peki Aynurcuğum puanını görelim. Benim sana puanım. Beş puan. Beş tam puan geldi Aynur'dan. Ben Aynur'un çok yanlış yansıtıldığını düşünüyordum zaten. Tabii düşünürsün. Beş puan vermiş sana.
Ben o zaman öyle düşündüm. Ben kimsenin lafıyla hareket etmiyorum. İnsanın kendi karakteri olabilir. Ben buna çok saygı duyuyorum. Birbirimizden hoşlanırız, hoşlanmayız. Hı. Çok doğru ama insanın kendi hür, özgür iradesi olabilmeli diye düşünüyorum. Puan için çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Bir şeye takıldım. Aynur'un yanlış, ne cümle kullandın? Yanlış yansıtıldım dedin ya. Kendini yanlış yansıttığını. Benden mi kaynaklı peki? Hayır. Ben bir farklı bir karakterim. Kendi kendini yanlış yansıttığını, insanın kendi karakteri olabilir. Sen kendinin nasıl bir karakter olduğunu gösteriyorsun zaten. İnsanların evet. birbirinden etkilenmemesi gerekli diyorum. Hı hı. Sen burada neden alındın? Yanlış yani yanlış. Sanki böyle, sanki sana yok, laf... Yok sanki bana laf vuruyor yok. Gibime geldi de hani... Aynur bir hafta boyunca mükemmeldi. Ben mi Aynur'u? Hayır. Dedim derler size. Aranızdaki gerginlikten onların olayı. Onların da programdan sonra çok da iyi anlaşacağına eminim. Görüşmeyi çok iyi bir arkadaş olacaklarından da eminim. Bana haber ver o zaman. Vereceğim aslanım, görürsünüz. İnşallah. Ben çünkü sizin arkadaş ve dost kalmanızı... Çünkü ikisi de... çok istiyorum. İkisi de kendi karakterini net belli eden kadınlar. Aslanım tamamen amacı... Ben ve Selviham birinci olmasın diyor puanını verdi. Evet. Adımın Şenay olduğu öyle. Kadar... Eminim. Eminim ki sırf kendi olamayacak zaten 6 puanla zaten birincilik beklemesin. Evet. Sırf Selvihan ya da ben olmayayım diye çünkü bizim ikimize çok gıcık gidiyor. Çok çıkarcısın bu arada. Çok gıcık gidiyor. İzleyince göreceğiz kim çıkarcısı. Bu yüzden göreceğiz. Bak ben de birinci olabilirim, Selvihan da olabilir, Züleyhan da olabilir. Yani burada hak eden kazansın. Gerçekten ihtiyacı olan kazansın. Buna bir şey demeyeyim. Onlar da benim zaten arkadaşım. Ha ben ne kazanmışım güzel. Ha onlar kazanmış. Benim için hiç benim fark etmez. Her zaman en başından beri en başından beri bunu söylüyorum. Çok güzel bir duruş. Altınlarda bile kolyesinde ben ne dedim? İkisi de benim arkadaşım. İkisi de kazanırsa çok sevinirim. Hı. Ama bunun yaptığı şu an sırf bizler kendisi birinci olamıyor diye. Sırf bizlerden gıcık aldığı için Züleyhan'ı birinci et. Yani puanını da mı eleştiriyorsun? Yani buna da mı karışıyorsun cidden? Keşke sıfır olsaydı sana sıfır verseydik gerçekten. Az önce kendi ağzıyla burada söyledi. Keşke verseydin. Keşke verseydin. Keşke verseydin. Evet, birinci yapmamak için. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben Şenay'ın gerçekten Aynur'la tartışmalı olduğu için böyle konuştuğunu düşünüyorum. Ama Selvihan sadece lüks eve birinci olacak ya da olmayacak diye düşündüğün için. Düşündüğün için böyle. Ne alakası var? Kız sana hiçbir şey yapmadı. İkisi birbirine ters gitti. İkisi birbirine ters gitti. Niye yanlış anlatıyorsun? Olanı konuşuyoruz. Olanı konuşuyoruz. Ne zaman geçti? Ben birinci olmayayım diye o kadar üçünüz anlaşıp bir puanı verdiniz. Ben şunu söylüyorum. Biz anlaşmadık ayrıca uydurma. Hakkımı size helal etmiyorum etme. Ama. Etme. Etmiyorum. Sen de beni böyle para göz görgüsü Allah ben bir şey ben kimseye hiçbir şekilde yansıtmıyorum. Sen de kendine bakar mısın? Hiçbir şekilde yansıtmıyorum. Para ne alakası var? Şunu söylüyorum. Sen Şenay evet Aynur'la... Bir veremezsiniz bana. Aynur'la arası gerçekten sıkıntılı olduğu için böyle konuşuyor. Ama sen sadece hani Aynur'un suçlu olduğunu düşündüğün için değil. Bunu söylüyorum ben. Aynur suçlu. Aynur sana hiçbir şey yapmadı. Şenay'la tartışmalı da. Bakma da. Sana hiçbir şey yapmadı. Sen gayet günle güzel oynadın zaten. Puanları ortalaya dengeleye gittin zaten. Aynur Ali'den arayı bozmama sebebi biliyordun 5 vereceğini. Ben de dengeleyerek verdim ama hiçbiriniz hak etmediniz. Birinci gün Aynur'la benim hiçbir tane yazacağım. Hiçbir şeyim yok. Eksi 5 olsa eksi 5 bile verirdim. Harikasın kanka. Ve siz çatlayın. Benim evimde misafirsiniz. Çatlayın. Yine hiçbirinizi kırmam. Hepinizin de başımın gözümün üzerinde yeri var. Yeter ki siz birinci olmayın. Züleyhan'cığım. Fark etmez. Ha ben olmuşum, ha Züleyhan olmuş. Biz evet. kazanıyoruz. İnsan kazanalım. O kadar o zaman sıkıntı yoktur yani. Her şekilde sen kazanamadın ya. Evet, onun sen için de kazanamadın. Çok mutluyum, yemin ederim. Olsun, ne olacak? Aynur onların birinci olmasını isteseydi de bana yüksek verecekti. Belki 5 değil ama 4 verecekti. Çünkü zaten evim güzel. Onların da arasındaki musibet girince 5 verdi. Evet Selvihan, senle devam edelim. Yorum yapmak istemiyorum Aslı Hanım ya. Ben de puanı görmek istiyorum evet. direkt. Benim sana puanım... 2 puan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evimden korktuğun için 2 verdin. Yok ben canım çok sağ olsun. Ya. Canım sağ olsun. Ben şey sana 3 verdim. Zaten benim param ben çok. Evden niye korktum? Gömerim ben seni. Evden niye korktum ki? Senin sadece evin güzel zevkin evet. değil. Ne alakası var? Teşekkür ederim. Her şey parayla oluyor ya. Gömerim seni paramla o zaman evet. anladın mı? Ben koca parasıyla yapmadım bunları bu arada kendi bileğimin hakkıyla. Yok ben kocam parasıyla yaptım.
O kadar paran var, niye bu kadar hırslandın ki sen? Daha çok para istiyorum. Oldu mu? Benim param var, senin de param var. Var ki harcıyorum, var ki kullanıyorum. Sende de var, sen de kullan. Kesinlikle kıskançlıktan zaten eve girer girmez korktular. Çeyizimden de korktular. Bir tane hazır parça yoktu. Hepsi el emeğiydi. Tabii ki beni birinci yapmamak için uğraştılar. Faziletciğim, senin puanını çok merak ediyoruz. Direkt puanını açarsan seviniriz. Peki Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Benim sana puanım 2 puan. Fazilet'e hiç kızmıyorum. Ben ona 2 verdiğim için 2 verdiğini düşünüyorum ama sana karşı hiçbir şeyim yoktu. Gerçekten evini beğenmediğim için 2 vermiştim. Onun haricinde kendine karşı kesinlikle hiçbir şey hissetme. Ben de şunu demek istiyorum. Ben arkadaşımıza 3 veya 4 verseydim bu sefer de Selvi Han'a haksızlık yapmış olurum Aslı Hanım. O yüzden 2 puan verdim. Evet, toplamda 13 puan aldın gelinlerden. Evet, teşekkür ederim kızlara. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdi birazdan büyük finalde sizlere verdiğim puanları öğreneceksiniz. Evet değerli izleyenler, 50.000 TL büyük ödülümüz için Gaziantep'te son ana geldik. Şimdi benim puanlarımla birlikte finaldeyiz. Büyük ödülümüz 50.000 TL'yi Şenay gelin mi, Selvi Han gelin mi, Fazilet gelin mi, Aynur gelin mi yoksa Süleyhan gelin mi kazandı? Az sonra. Aslı Ünal'le gelin evinde Gaziantep haftamızda büyük ödülümüz 50.000 TL için büyük finaldeyiz. Büyük ödülümüz 50.000 TL'yi Şenay gelin mi, Selvi Han gelin mi, Fazilet gelin mi, Aynur gelin mi yoksa Süleyhan gelin mi kazandı? ...50.000 TL'ye veda eden ilk gelinimiz benden 7 puan aldı. Gelinlerden ...6 puan alarak 13 puana yükselen sevgili Aynur sen oldun canım. Teşekkür ederim Aslı. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de, sevindim. Ben de öyle. Çok teşekkür ayağınıza ediyorum. Sağ olasın. Gaziantep Nizip'ten yarışmamıza katıldı. İyi ettin. Biz de senin sayende bu hafta Nizip'e de gelmiş olduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ailene, eşine çok teşekkür ediyoruz canım. Rica ederiz. 50.000 TL'ye veda eden diğer gelinimiz de benden... ...7 puan aldı. Gelinlerden... ...9 puan alarak 16 puanla yükselen... ...Faziletciğim sen oldun bir tanem. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Haftanın... En müthiş lezzetleri sendeydi. Haftanın en fazla çeşidini de sevgili Fazilet gelin hazırlamıştı. Ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Kayınvalidesini seven, ailesine düşkün, çok cici bici, çok hakikaten
gelin gibi gelinsin. Seni tebrik ediyorum. Aslında. Yuvanda mutluluklar diliyorum canım. Teşekkür ederim. İyi ki katıldın, iyi ki seninle tanıdık. İyi ki sizi de davet etmişim, iyi ki geldiniz. İyi ki yarışmamıza katıldın. Tebrik ediyorum. Ailene de, eşine de çok teşekkürler ediyorum canım. Ben teşekkür ederim. Ayağa kalkmak istiyorum. Ne dersiniz? Kalkalım Aslan. Buyurun. TL'ye veda eden gelinimiz benden sekiz puan aldı. Gelinlerden 11 puan alarak 19 puana yükselen Şenay gelin sen oldun. Olsun, hiç önemli değil benim için. Ben yine diyorum. Ha ben kazanmışım, ha arkadaşlarım kazanmış. Hiç fark Bravo. Etmez. Bravo. Seni çok sevdik. Kalbi güzelim. Gerçekten güzel. Öyle. Gerçekten çok tatlı. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Haftanın ilk günü biliyorsunuz Şenay bizi karşıladı. Hı hı. Bizim için çok kıymetlisiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Bak ben de biliyorsun senin gününde çiğ köfte yordum, tavana attım ya. Acaba hala tavanda duruyor mu? Duruyor. Şaşırdılar mı? İtiraf et. Evet. Çiğ köfteci Müslüm ne dedi? Ben bir an kafama düşecek sandım. Tutmaz falan dedi. Çiğ köfteci bile tutmaz Aslı dedi. Aslı ablanız atarsa tutar. Durur. Tutmayacağını düşünürse de atmaz o çiğ köfteyi. Hmm. Şimdi. Haftanın birincisi. Selvihan gelin mi yoksa Züleyhan gelin mi oldu? Selvihan gelin, gelinlerden 11. Züleyhan gelin, gelinlerden 13 puan aldı. Selvihan gelin, gelinlerden 11. Benden 8 puan alarak 19 puana yükseldi. Züleyhan gelin, gelinlerden 13, benden 9 puan alarak 22 puanla haftanın birincisi Züleyhan gelin oldu. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Seni de tebrik ediyorum güzelim. Bu haftanın birincisi sevgili Züleyhan. Bu haftanın ikincisi vardı. Onlar da sizlerdiniz. Evet. İkiniz de ikinci oldunuz. İkinci mi oldum ben? Aynen ikinci oldunuz. Ben tek tek açıkladım ama siz ikiniz haftanın ikinci gelini oldunuz. Hadi. Anca beraber, kanca beraber. Şöyle bir el ele tutuşalım mı? Hadi. Evet. Evet. Barış kazansın, dostluk kazansın, sevgi kazansın. Ama en önemlisi Türkiye'nin kadınları kazansın. Bizim kadınlarımız. Hep güçlü olsun. Hep de böyle kollarında bilezikleri olurken diplomaları ve meslekleri de olsun. Sizi kimse yıkamasın, bizi kimse yıkamasın. Aa, evet, ben şimdi şöyle geliyorum. Alkışlar içinde. Sevgili Züleyhan'a takdim ediyorum canım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi duygularını alalım şöyle, gel bakalım. Ben ilk yarışma başladığımda son gün yarışacağımı düşündüğümde gerçekten
kendimi baştan elemiştim. Sonra yani bu şu an heyecandan konuşamıyorum gerçekten. Çok mutluyum. Kızlara da çok teşekkür ederim. Her birine ayrı ayrı. Size de çok ekip, yapım ekibine de çok teşekkür ederim. Çok iyi ağırladınız bizi. Çok teşekkür aynen ederim. Ne güzel, ne mutlu. Bizler de sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Çok şahane bir haftaydı. Gaziantep'i zaten ben çok çok ayrı severim. Bunu herkes bilir, beni yakından tanıyanlar. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu oldum. Giderken gerçekten sizlerin de gözleri, benim de gözlerim dolmuyor desek yalan olur. Hadi gelin şöyle bir yakınlaşalım. Ya nasıl olacakmış? Bu vedalar hiç güzel değil, değil mi? Evet. Ama çok güzel oldu. Burada çok güzel bir sevgi bağımız oldu bizim. Her şey güzel, gönlünüzce olsun inşallah. Ah, ellerinize, kollarınıza, emeklerinize sağlık. Kalbinizden geçen her şey sizi bulsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerime de çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hemen o zaman şu güzel haberi de vereyim. Evet, biz veda ediyoruz Gaziantep'ten. Ama pazartesi günü nerede merhaba diyoruz biliyor musunuz? Nerede? Mersin'den size merhaba diyeceğim. Sizden ricam, şöyle siz de kurulun, kumandayı alın, kahvenizi, çayınızı artık. Ya da oturun, bizleri izleyin. Bakalım Mersin'de neler neler olacak. Öyle değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, pazartesi gününe kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın efendim. Çünkü pazartesi günü benimle randevunuz var, unutmayın. Görüşmek ümidiyle yine aynı saatte. Hoşça kalın. Show TV'de sizi bekliyoruz. Gelin evim, gel evime, gör sevkimi. Gelin evim. İyi bayramlar. Allah Allah. Size sürprizim. İnce giyerim, ince pembe yakışır gence. Yörük işi ayran yapıyoruz. Evet. Keçi sütünden. Ay, ben masaya bir türlü gidemiyordum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mersin'in muz güzeli. Özge, show girl, show. Ne show? Sera sera geziyoruz. Güzellik merkezine mi geldik? Nerede bu halıların? Nerede? Düğünde sıkıntı çıktı. Yani helal olsun. Nasıl olur gelin evi döşemesi? Üstüme güveni.